açmıyor. Düğmeler zalıma gelir. Zalım zalım zalım. Zalım zalım zalım. Gökse yıldız ellidir, gökse yıldız ellidir, ellisi de bellidir. Zalıma gelin, zalım zalım zalım. Zalım zalım zalım. Sevilecek güzelin, sevilecek güzelin gülüşünde bellidir. Zalıma gelin, zalım zalım zalım. Münaha, oturunu, oturunu, oturumu açıyorum bunu. Şuradan, şuradan benim sevgili hemşerilerim olan, sevgili hemşerilerim olan ve 22 Temmuz'da onları söz sahibi kıldığımız, bizim hakkımızdaki verecekleri oylarla onların dili olacağımız Şanlıurfa'ya armağan edebilir miyiz? Şanlıurfa'ma armağan edebilir miyiz? Sevgili seçmenlerime buradan selam diyorum. Buradan saygı diyorum. Ne geliyor şimdi? Urfa geçince ne gelir? Güzelden var. Gönlümün gazı çıksın, gönlümün gazı çıksın. Sevmeseydin ezelden, sevmeseydin ezelden var. Ömer Paşa'm olasan, bensiz kalasan, Ömer tüm kalasan, ağam olasan, Ömer yetim kalasan, Ömer bize gelesen, Ömer benim olasan, Ömer. Ömer.
şervan. Bu nasıl baş bağlamak, bu nasıl baş bağlamak. Her gün bir yama düşer, her gün bir yana düşer vay. Ağam olasan, Ömer. Paşam olasan, Ömer. Yetim halasan, Ömer. Bize gelesen, Ömer vay. Ağam olasan, Ömer. Babam olasan, Ömer. Bize gelesen, Ömer. Yetim halasan, Ömer vay. Biliyorsunuz bazı bölgelerde ve bazı şehirlerde isimler, mesela bizde Ahmet'ten Mehmet çoktur. Ahmet'ten Mehmet en çok. Bir de İbrahim. Bak Ahmet, Mehmet, İbrahim. Daha geri isimleri saymıyorum. Ahmet, Mehmet, İbrahim oy versin gene birinciyiz. Daha gerisini saymıyorum. Geri kalan isimleri saymıyorum. Benim gözüm olan hemşerilerim, basın açıklaması yaptığımız günden bugüne olağanüstü yoğun bir telefon trafiği, fax, mesaj, yalnız Urfa'dan değil ha. Üf, nefesim kesildi heyecandan. Bir de çok miydim nedir ya? Üf. Yemin ediyorum yurt dışından arayan arayana. Ya kardeşim biz gidip oyumuzu nasıl kullanacak? Daha geldik ya diyor. Koç. İki gün oldu daha gelin. Lan yorum burada kullanmayacaksın, Urfa'da kullanacaksın. Sen nerelisin? Urfa. Ne fark eder diyor, ben Antepliyim, geleceğim oyumu kullanayım. Babosan, babosan. Efendim programımız devam ediyor. Programımız başlamıştır. Heyecanla, sevgiyle, saygıyla şu anda burada oturan ve televizyonları başlarında oturmuş bizleri izleyen 7'den 70'e herkesin önünde eğiliyoruz. Ve şeref verdiniz bu güzel pazarınızı bizimle paylaştığınız için. Teşekkürler. Seçim konuşmaları başlamıştır. Bu saatten itibaren artık sanatçı konuşmaları yoktur. Yani farklı şeyler oluyor. Efendim, bütün her şeyi biliyorum. Her şeyin bilgisindeyim. Merak etmeyin, bunların hepsi düzelecek. Çok sesli bir Türkiye. Türkiye'nin yapamayacağı, başaramayacağı bir şey yoktur. Ve Türk insanının başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Hele bu Şanlıurfalı olursa. Vay, vay. Nasıl Mami? İyi gideyim mi şimdi? Peki o zaman Ümit Besen'i çağıralım, bakalım bize ne diyecek. Duygularımı yazdım. Şiir olsun diye değil. Yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be, seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir gelinlikle. Gece ölmezsem bir daha ölmem. Bugün varım, yarın seni belki de görmem. Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Bugün varım, yarın seni belki de görmem. Gelmeyin üstüme, gelmeyin, teselli istemem. Gelmeyin üstüme, gelmeyin, teselli istemem.
Canımdan can koptu sanki gördüğüm o an. Bembeyaz bir gelinlik mi beni ağlatan? Bir mutluluk, bir yalnızlık nedir kutlanan? Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Canım var sana dün hediyem olsun. Kalbinin bir köşesinde bir yerim olsun. Bir canım var sana dün hediyem olsun. Kalbinin bir köşesinde bir yerim olsun. Mutluluklar diliyorum, yolun açık olsun. Mutluluklar diliyorum, yolun açık olsun. Canımdan can koptu sanki gördüğüm o an. Bembeyaz bir gelinlik mi beni ağlatan? Bir mutluluk, bir yalnızlık nedir kutlanan? Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Kaç senedir? Abi. Kaç sene? 28 olacak halka mal olanı. Daha öncesini söylersek 37 senede müzikle uğraşıyorum. Uğraşıyorsunuz. 78'de. Siz İstanbul'a bu seçimde var mısınız? Efendim ben her seçimde varım. Ama oy kullanan bir vatandaş olarak tabii ki. Güzel. Güzel alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Ümit abimizi teşekkür ediyoruz. Yerinizi biliyorsunuz efendim nereden olduğunu. Sen size bir yer seç. Bir meclise girdiğin zaman önce kalkmayacağın yere oturacaksın. Tabii. Eğer bir yere oturdun, sen oradan kaldıracaklarsa oraya oturma. Oturacağın yeri seçeceksin. Biz niye gidiyoruz? Biz niye gidiyoruz? Mecliste oturacağımız yeri biliyoruz. Meclisteki bütün milletvekillerini kucaklıyoruz. Bütün partileri kucaklıyoruz. Çünkü bizim onlarla işimiz yok. Bizim işimiz kendimizle. Biz kendimiz gideceğiz, seçileceğiz. Kendi başımıza ses getireceğiz. Tek başımıza ses getireceğiz. Ses getireceğiz. Baktık ki olmuyor. Baktık ki olmuyor. Gidip Neşet Alp'ı getireceğiz. Baktık olmuyor. Neşet Alp diyoruz. Aşkımız erdi bahara, kışı bitti yazı kaldı. Kapandı yılmanmış yara, çoğu bitti azı kaldı.
Kapandı yıllanmış yara, çoğu gitti azı kaldı. Sevin kara gözlüm senin, bu mutluluk hakkın senin. Dudağında hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı. Çoğu bitti azı kaldı. Dudağında hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı. Çoğu bitti azı kaldı. Yandık sevda ocağında, güller aksın kucağında. Bu şehrin en sokağında aşkımızın izi kaldı. Yandık sevda ocağında, güller aksın kucağında. Bu şehrin en sokağında aşkımızın izi kaldı. Fırsat vermedik zamana, tarih güldü bizden yana. Geldik yolun en sonuna, çoğu bitti azı kaldı. Geldik yolun en sonuna, çoğu bitti azı kaldı. Senin kara gözlüm senin, bu mutluluk hakkın senin. Dudağında hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı. Çoğu bitti azı kaldı. Dudağında hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı. Çoğu bitti, azı kaldı. Yandık sevda ocağında, güller aksın kucağında. Bu şehrin en sokağında aşkımızın izi kaldı. Yandık sevda ocağında, güller aksın kucağında. Bu şehrin en sokağında aşkımızın izi kaldı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Babaya teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz efendim. Evet. Yani tabii öpüşün. Rakipler öpüşüyor. Ama gönül rakipleri değil. Gönülden çok olağanüstü birbirlerine bağlı, sevgili ve saygılı. Ama müzik öyle. Yani işin esprisi vardır ya. İkisi de kendi değerinde, kendi canında en iyi yerdeler. Çünkü 30 senedir hizmet ediyorlar sizlere, bizi eğlendiriyorlar, güldürüyorlar, duygulandırıyorlar, oynatıyorlar, keyiflendiriyorlar. Onları gidip dinlemek çok keyifli, yemin ederim. Bütün stresleri atıyorsun. İşte böyle düşün, şıkır şıkır parçalar. Nasıl oturacaksın yerinde abi? Ben iki kadeh su içeyim, ondan sonra kalkayım. Tadı kaldı, tuzu kaldı. Oynuyorum, ben bir oynuyorum vallahi. Kimsenin bir şey söylemeğine gerek yok. Gidip dinliyor musunuz arada? Ha? Arada gidip Ümit Bey, nerede çalışıyorsunuz efendim? Ha pardon, mikrofon sesini ver. İskambiz Duvartin yesine. Ben Kumkapı Mercan Restoran'da program alıyorum. Program yapıyorsunuz. Her gün mü? Her akşam genelde. Bu akşam burada olduğumuz için program yok dedik. Yani oradan ne arıyorsunuz? Türkiye'ye bizden program yapıyoruz. Hayır, bizden dışına istemeyeceksiniz herhalde. Necat abi sen nerede? Abi sen nerede çalışıyorsun? Devamlı çalışmıyorum şu anda ama her hafta sonu bir şehirdeyim. Geçen hafta Antalya'daydım. Ondan evvelsi hafta Viyana'daydım. Önümüzdeki hafta Boyabat'tayım. Santa Viyana? Evet, Allah kısmı versin. Santa Viyana nerede? Evet. Türkiye'nin içinde mi? Yok, ha, Viyana, ha. Viyana. Santa Viyana. Ha dün akşam da bu bizim kız bir yerdeydi. Nerede? Santa Tiana. Neredeydi? Abi her hafta bir yerde bu. Didem midir nedir bu? Oriental oluyorlar. Efendim, kimmiş efendim? Ne? Serpil Çakmaklı mı? Bak. Hani var ya bir tane film artisti. Aktrist. Benim filmdeki sevgilim. Serpil Çakmaklı geliyor. Vay. Gel habire gel. Seni... O ne lan? Hala ne zaman ne görmüşsem... Efendim şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ve iyi eğlenceler diliyorum. Sizi buraya gelince eski günler aklıma geldi.
Aynı sahneyi yıllarca sevgili İbrahim Tatlıses'le birlikte paylaştık. Ve onun için görünce birazcık heyecanlandım açıkçası. Bu kadar programlara çıkıyorum. Hakikaten. Ben zannettim başka bir şey söyleyeceksin. Biraz sonra bakalım. Söyleyeceklerim. Nasıl yani? Hele otur sağ ol. Allah razı olsun. Hoş geldiniz abi. Hemen bir sarışın bomba çağırıyorum. Bu akşam bombalar patlayacak vallahi. Herkes eteğinde neyi var? Kim? Ahu Tuba geliyor. Anladık. Onlar benim canlarım. Bak. Onlar benim ailem. Çünkü onlarla 2 sene paylaştık gençliğimiz. Ve bu stüdyoda paylaştık onlarla her şeyi. Onlar benim gömleklerim. Estağfurullah. Niye? Onları giymeden çıkamıyorum dışarı. Bir tane de bana onlar gömlek. En büyük bir zırh. Bir tane de bana gömlek hediyesi. Onlar en büyük zırh. Onlar en büyük koruyucu. Giyiyorum. Bak asıl senin en büyüksün Mami burada. Mami burada. Mami'nin arabada yanında. Hoş geldin Mami'ciğim. Nasılsın? İbrahim Tatlıses'in çok büyük dostu. Hayat dostu. Çok değerli arkadaş. Az mı beraber oturduk? Ve elini öpmek istiyorum Mami senin. Ah canım ay, benim. Ay. La bağlatmayın benim lan. Canım merhaba. Geç otur kızım. Tamam sağ ol. Git hanım. Git hadi yürü. Bana geç, böyle yapma. Git otur bak, değil mi? Bak senin... gözüm doldu ama bak ama yine. Benim de gözüm dolar. O çok kadim, çok vefakar, hakikaten çok büyük dost. Mami'yi hep birlikte alkışlayalım lütfen. Dedim ki Mami artık eli ayağı tutmayın. Ne zaman öleceksen. Dedi Allah ki, korusun. Dedi Allah ki korusun. Ne zaman sen vatanı için Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti, ben o zaman öldürem. O zaman canımsın, sonra. Canım. He? Ne? Akçakara, Harran için bir Arapça okur. Şimdi... Tabii siyasetçi ya o. Gel, böyle. Merhaba değil, değerli dostlarımıza. Öpüşün oğlum. Bir 2 saat öpüşün, şey yapın ya, vallahi. Merhabalar tüm orkestra, tüm güzel insanlar, tabii. Merhabalar. Amca çocuklar da var onların, şey yap. Ama merhaba hadi. Demeyeceğiz mi insanlara? Yani günaydın ve merhaba demek bizim... Ulusumuzdan gelen bir olay İbrahim'ciğim. Çok yakışıklısın bugün. Merhaba İbrahim Tatlıses. Çok güzelsin. Of dere kenarından geçtim. Eski şeyleri karıştıracağım. Ben şimdi bak ne oluyor. Bak şimdi kimi çağıracağım. Siz bakın. Size pis bir adam çağırıyorum. Pis bıyık, pis sakal. Tecavüzcü Coşkun. Eyvah. İbo. Bu ne lan? İbo. Nasıl yani? Selamun aleyküm. Ve aleyna ve aleyküm selam. Metin'in dediği gibi. Gel buyurun canım. Antalya çocuğu bu. Geç. Yok sen ikisinin arasına otur. Aman ne olurum. Mikrofon buyurun. Abicim. Çok teşekkür ediyorum. Davetiye aldığım için. Çok mutluyum. Çok uzun zamandır seni görmemiştim. Gerçekten. Ben de özlediğim için çağırdım. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Herhangi bir şey için çağırma. Hemen bir şey söylemek istiyorum. Tüm Antalya'ya sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Biraz üzgünüz. Çünkü biz dünkü maçtan sonra küme düştük. İnanın o acıyı hala hissediyorum. Ama çocuklar yuvarlanır. Çok fanatik bir Galatasaraylıdır aynı zamanda. Evet. Bu arada üzücü olan olaylara rağmen son Galatasaray Fenerbahçe maçından sonra kesinlikle karşıyım. Bütün Fenerbahçelilerin şampiyonluğunu kutluyorum. Teşekkür ederiz. O zaman ben de eski arkadaşlarıma en eski ilk Serpil Çakmaklı ile çalıştık. İlk senden çalıştık. Sonra Hülya Avşar, pardon.
Ama gözlerinden dolayı söylüyorum. Gözleri yok, de masmavi ya. Ben de hayatımda hiçbir sanatçı arkadaşımı kıskanmadım. Tüm konuştuğunuz insanlar benim başımın üstünde yerleri var. Çünkü hepsi birer değer benim için. Teşekkür ederiz. Ahu Tuğba delikanlı kızdır. Harbi harbi. Kavgasa kavgasını eder. Söyleyeceğini yarına saklamaz, gizlemez veya kimseden de çekinmez. Öyle bir düzdür o böyle Haranovası kimin. Vallahi düz. Ne söylerse boğazına doğanda. Onun da film çektik. Bunları çektik ama ekibe biraz hafif istemkar davrandım. Hepsini bulmuşlar. Bir tek Ahu Tuğba ile olan filmimizi 3 gün önceden bana söyleseler, 2 gün önce arayın bulun, bulduk dediler. Geldim filmi bulamamışlar. Sinir sistemlerim kan tepeme çıktı. Varsa sizde evde mevde bir yerde var mıdır? Bende yok çünkü benim kendime ait hiçbir şeyim yok evde. Varlık filme çekmiştik, doğru mudur? 7 ayda çekmiştik. Karlar şarkı yağdı. Şarkı çek abi. Öyle, şarkı. Öyle doğru ama şarkı markı yok hadi şu anda. Hadi abi şarkı. Yani şarkı yazdı, abi. Çok güzeldi. Ondan sonra 8 kat çıktı, film bitti. İlla rezil edecek ya. 7 ayda çektik. Ne olmuş? Yalan çok, mı? Çok tutuluyordum, konserlerim vardı, iptal ediyordum çekimleri. Yo, hava alıyordun Kilyoslar'da. Bulut girdi diyordu. İkiniz için söylüyorum. Sana daha sıra gelmedi, tecavüz. Daha sıra sana gelmedi. Benim durumum ne olacak abi? Bunu bir döverim. Film icabı tabii. Normalde gücüm yetermiş ona, çellik gibi adam. He, ne söylüyorsun efendim? Gülüm benim mi? Vay, 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 hareket gelsin, hareket gelsin. Evet. Herkes oynayabilir. Tatlısız sensin bu gönlümün yazı. Bakışların öyle güzel, öldürüyor beni nazı. Karda açan çiçek gibi, çölde yağan yağmur gibi. Sevincimsin, mutluluksun, size öyle hasretim ki. Gülüm benim, gülüm benim, derdim aşkım, canım benim. Ayırmasın Allah bizi, budur inan tek dileğim. Gülüm benim, gülüm benim, derdim aşkım, canım benim. Ayırmasın Allah bizi, budur inan tek İçimdeki nefes gibi. Ne bir heves, ne bir tutku. Kara sevdaymış benimki. Gülüm benim, gülüm benim, derdim aşkım, canım benim.
sevgili. Teşekkürler, 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 teşekkürler. Efendim ilerleyen saatlerimizde, ilerleyen dakikalarımızda daha çok buradayız sahura kadar. Sahura kadar buradayız. Ama değişmeyen ne var biliyor musunuz? Şimdi nasıl zindeyi saat o civarlarda da yine zinde taş gibi oluyoruz. Ha o arada ceketler çıkmış olabiliyor. Çocuklar atlet katına kalabiliyorlar. Ne oldu ceketler giymediniz ha? Gömleklerinizin bir rengi değişik. Of of. Pembegiller gitmiş, morgiller gelmiş. Mor. Yılmaz Morgül. Vay. 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 Evet, şimdi hava durumuma geçiyorum. Hava durumuma. Hava durumuna diyeceğime durumuma oldu. Durumum oluyor yani. Bazen dürüm oluyor, bazen şiş kebap oluyor, cartlak oluyor bazen. Lahmacun kebap her bir kanım çıkartıyor. Hayatlarının en büyük kebabını benden yediler. En büyük lahmacunları yine benden beraber yediler. Zaten o gün bugündür daha kebap da yemiyorlardır. Ama isterseniz getirtiririm. Ay, ben çok severim. Ben devamlı yerim. Kebap. Çiğ köfte kebap. En oh. Bayıldığım şey. Sen ahucum. Yedi. O da yedi. O da yedi. Bakalım hava durumumuzda ne var? İyi akşamlar sayın seyirciler. Magazin İşleri Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre hazırlanan hava durumuyla karşınızdayız. Beni tanıyor mu? Yani kimleri tanıyor Türkiye'den? De ki üç şey sayacak. Her seferinde üç şey. Tanıdığın bir şey olursa içinden evet desin, tamam mı? Okay. Beşiktaş. Ulan. Tu, Fenerbahçe, Galatasaray, Galatasaray. Ya. Vay, vay, vay. Rakı. No. Balık. Oui. Kebap. Oui. Süper. İbrahim Tatlıses. Oui. Oui. Wow. Magazin mahkemesi bölgesinde fırtınalar dinmek bilmiyor. Denizden gelen rüzgar bölgede soğuk bir havaya neden olurken yönünü İbrahim Tatlıses bölgesine çevirdi. Şimdi bu canlı yayındaki tartışmayı da kim hani başlattı, ilk cümleyi kim sarf etti diye kimse onu hatırlamıyor zannediyorum. İlk cümleyi de tabii bu arada İbrahim Tatlıses sarf etti. Kım 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 kım. Bülent Hanım'ın ağzıyla beyni arası çok uzun bir mesafe yok. Yani. Uzun bir mesafe yok. O ne lan? Nasıl yani? Eğer bir derdimiz varsa bizim yani İbrahim Bey kadar dev bir sanatçı Bülent Ersoy'da açarsınız telefon. Telefonda anlatırsınız Bülent Hanım bu konuşmalar size yakışmıyor. Zaten ağzı olan konuşuyor. İbrahim Tatlıses'i eleştirme bence. Bence çık şöyle telefon açayım İbrahim Tatlıses'i ne söyleyeceksin? Hayır ben bunu telefon kendisine... Süper! Dobra Dobra bölgesinde ise çapraz yönde rüzgarlar esmeye devam ediyor. Rüzgar bölgede şiddetini arttırırken diğer bölgelerde beklenen etkiyi yaratmadı. Ben çıktığım yanlış anlamayın Müge Hanım. Buyurun İbrahim Bey'le sen de biliyorsun İbrahim Bey'in gazinosunda çalıştım 1,5 seneyi geçkin. Daha güzel. Sen geldin gittin. Hı. Ben milyarlar almadım diyorum. Ben bir lokma ekmek için savaştım diyorum. Hadi canım. Valla İbrahim yani, Bey'in bir de yani cep harçlığı vereceğini de öyle hani ekmek parasına kimse çalıştırır. Verdi de. Ben. Kim? Do you understand? Yeah. Allah razı olsun 1,5-2 sene ekmek yedim, ev tuttum Girne'de, onun sayesinde. Süper! Bu hafta içi tüm magazin bölgelerinde etkili olan altın kelebek rüzgarı bazı bölgelerde buzlanmaya neden olurken İbrahim Tatlıses bölgesinde tatlı bir meltem havasına neden oldu.
çıtamızın içine böyle bir güzel, küçük bir taka vardı. Kelebekleri getir oraya koyardım. Bir gün sonra bakardım ki kelebek ölmüş. Bundan 2 veya 3 yıl önce öğrendim kelebeklerin 24 saat yaşadığını. Ama onların bir gün bana cennetten altın olarak döneceklerini hayal ediyordum ve hayallerim gerçekleşti. Süper! Geçen hafta uçan kuş bölgesinde yer yer sağanak yağışlara neden olan Aykut Işıklar, bu hafta içi yaptığı açıklamalarla sıcaklık derecelerinde dengesiz bir artışa neden oldu. En iyi arkadaşım da Sezen Aksu'yla İbrahim Tatlıses'tir, tamam mı? Yalan canım. Bana şimdi İbrahim telefonu açtı, Aykut beni çevirdiler. Al tabanca, ne varsa altta gel, koşa koşa giderim. Hadi canım, hadi canım. Orada duralım. Valla Aykut'cum kusura bakma, seçimler olmasa da hakikaten gelirdim ama seçimler var, gidiyoruz yani. Şu anda gelemem yani. Şu anda gelemem ama daha sonra dediği doğrudur. Aykut abimizi severiz. Bazı konuların üzerine böyle fazla basmazsa. Gerçekten çok seviyoruz. Sayıyoruz da aynı zamanda ama birkaç kişi diye saymıyoruz. Tek onu sayıyoruz. Benim arkadaşım Osman üstüne fazla gitmişti. Fazla gitmişti Osman Yağmurdere'nin. Hiç gerek yoktu çünkü. Osman Yağmurdere'nin üzerinden bir şey yapmak, zaten o bir şey yapmak için yapmadı. O da birilerinin kurban oldu bana göre. Birileri ona fısıldıyor, o da fısıldığı tısıldıyor yani. O da şey yapıyor, geç buyurun abi, evet. Hadi canım, hadi canım. Sayın seyirciler, sabahların sultanı bölgesinde ise yer yer tüm magazin bölgelerinde esmeye başlayan Ferhat Güzel rüzgarı etkili oldu. Bu rüzgarın imparator bölgesinde etkisini göstermeyeceği tahmin ediliyor. Ciddi ciddi imparator buna böyle yaradana sığınıp geçirdi. Birkaç tane yedi. O ne lan? Acaba imparator olmasa başka biri böyle değil öyle vurma? Elini böyle kaldırsaydın ne olacaktı merak ediyorum. Kolunu burada değil, ta burada keserdim yemin ederim. Godfather! Wow! Bir dakika. Bir. Ferhat biraz salladığım gibi geliyor. Yani, zaten senden niye kavga etsinler? Kavga etmezler de öyle kolunu buradan keserim lan öyle değil mi arkadaş televizyonlarda ya? Ülkenin mahkemeleri var, savcıları var. Sonra bir gün tesadüfen kazayla biri elini sana çarpar. Kasayla hani. Eskiden deylerdi ya İbrahim Tatlıses beni dövdü. Giderek kapıya çarpıyorlar deyler ki beni dövdü. Böyle bir şey yok. Kazara kapıyı açarken sık değil suratına vurayım. Değil ki beni dövdü. Bak davulçu bile inanmıyor. Valla onun için televizyonlarda böyle vurdum kırdım böyle keserim biçerim yapma ya. Bak. Geç bakayım. Karşılaştığınızda esas kozlarımızı o zaman paylaşacağız. Hayda, yedim ben evladım, yedim. O senin evet. Abin. Ne durduyuz? Niye durdunuz? Ha cevap hakkı. Kozlarımızı mı paylaşacağız? Bak yine kaşınıyor ha. Bak yine kaşınıyor ha. Yine kaşınıyorsun mı go? Geç bakayım. Doğru. O sizin büyüğünüz. Doğru. Onunla kavgalı olmayın, ona tavır almayın. Doğru. Onun yanında olun. O iyi adam, iyi adam. Kesinlikle. Vay, vay, vay. Geçen hafta İboşor bölgesinde yaşanan parçalı bulutlu hava tüm magazin bölgelerinde etkisini gösterdi. İbrahim Tatlıses'in yarattığı rüzgar Dobra Dobra bölgesine kuvvetli bir şekilde eserek bu bölgede soğuk bir havaya neden oldu. Elim karlar örüyorlar. Niye hayırdır diyorum ki, diyor ki ödüllerle ilgili. Ödüllerle ilgili diyor gerçekleri söyleyecekmiş. Ne varsa onu söyleyecek artık lütfen ben bağlayın diyor. Peki ben de bağlayın. Elim karlı çıktı. Bu ne? Yedim ben evladım, yedim. Oraya bağlandı bir şey söylesin diye bağlandı. Ondan sonra hiçbir şey söylemeden ben dedim ki o zaman peki kızım teşekkür ederim. Gözlerini öyle benim kapattım. Do you understand? Yeah! Sayın seyirciler, bu hafta yapılan tahminlere göre Nilay Dorsa rüzgarı hiç bitmeyecek. Yurdun çeşitli bölgelerinde aralıklarla İbrahim Tatlıses bölgesine esen bu rüzgar etkisini uzun bir süre daha devam ettireceği benziyor. İbrahim Tatlıses'i beğenmeyen var mıdır acaba? Hadi canım, sen de.
yokluktan sıfırdan bu noktalara gelmiş çok ender insanlardan birisi ve bu tamamıyla takdire şayan bir durum. Vay vay vay! Dört dörtlük bir Türk erkeği. Yani hangi bayan öyle bir erkeği arkasında, yanında istemez ki? Yedim ben evladım, yedim! Sayın seyirciler, Magazin Dünyası'ndaki hava durumunu sunduk. İyi akşamlar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi Nilay Dorsa'ya baktığımız zaman, hakikaten suratına baktığımız zaman bir asillik var ya, böyle bir güzel bir suratı var ha. Oraya bakıyorum, sanki orada surat duruyor. Sen böyle bir Türk erkeği evlendirince niye gülüyorsun anam? Hayırdır? Niye güldün? Böyle Egon'da çok mutlu olduğuna bakıyorum. Tabii biliyorsun insanlar aynaya baktığı zaman kendi kendine begermezse çatlarlar. Ben de biri hakkında bir şey konuşayım. Ben de onun suratının, burnu da güzel, suratı da güzel, dudağı da güzel. Saçı da güzel. Siz çatlayın. Hiç olmazsa ben anlatayım her dakika. Vallahi sağ olsun. Şimdi benim anlatmamam bir hata mı size? Hı? İbrahim Bey? Bak çıkınca dedim de ne kadar güzel, ne kadar yakışıklısınız. Elbiseniz çok güzel. Gömleğiniz çok güzel dedim. Yani kötü bir şey dedim mi size? Ama her zamanki şıklığı İbrahim Tatlıses her zaman... Buyurun. Buyurun. Seyircisine son ya derece saygılı. Ya zaten bunların ikisini koyacak yer bulamam yüreğim daha. Vallahi öyle severim ikisini de. Methettiler ya beni. Ben kötülük yaptım mı bugüne kadar sana? Yok. Hakkında hiçbir dedikodu mu duydun mu? Allah hiçbir var. Çirkin bir kelime mi duydun bugüne kadar? Hiç kesinlikle. Teşekkür ederim. Biraz salla istersen. Niye sallayayım ki? Sallamaya gereken bir dostluğumuz olmadı ki. Biz mezara kadar dostu el verdiğimiz zaman. Vay vay vay. Efendim şimdi soruyoruz o zaman. Bana sallamıyorsun ama salladığın yerler var. Söyle. Sallamam, direkt söylerim. Direkt söylersin. Evet. Kime sallamıştı la bu? Hiç sallamadım ki. Ben de sallama bulamazsın. Türkiye'de en çok aldatılan kadın benim diyorsun. Doğru. Boynuzlarım Çin'e köprü oldu. Yalan diye söylüyorum. Nereye? Çin'e köprü oldu. Doğru. Benle evlenen adamlara da bir şey demiyordum. Peki aldatılacak bir kadın mısın sen? Doğru ama şimdi adamlara da hak vermek lazım. Onların da soyadını taşıdım ben. Aynı yastığa baş koydum. Onlara da hak vermek lazım. Evleniyorum. 6'da düğün bitiyor. Ben filme gidiyorum. Sonra İbrahim Tatlıses'e gazino programları başlıyor. Mami'yi bilir o günleri. Hanımlar İbrahim'in peşinde, kadınlar matinesinde, iyi bilirsin. Değil mi Mami'cim sen? Ah bir konuşsam Mami var ya. Ah bir konuşsam var ya Mami. Konuşma Mami. Bir konuşsam. Sen uyma onlara. Beni koca görmüyordu ki. Adım evliydi. Kadın yoktu. Adam da haklı. Aldatacak. Erkek aldatır. Alıştık. Nasıl yani erkek aldatır? Ama bir kadını ben evleniyor. Ben aldatmıyorum. Sen, vallahi o moda leke var, sende leke yok. Hayatta hiçbir kadını aldatmazsın sen. Hayatta gözlerin olmadı. Bile görmedi senin aldattığını yani. Neye bakayım, niye bakayım? Kulakların diyene. Bile duymadı senin, evet, aldattığını. Ben çok mutluyum, çok huzurluyum, çok da şeyim yani, niye aldatayım? Mami, nasılsın, iyi misin Mami'cim? Seni seviyorum, ben de çok iyiyim Mami. Çorum dedi, Çorum. Ben de Yozgat'tayım. Banu Alkan, ben Türk sinemasının efsanesiyim dedi. Dedi. Vetera hazır mı? Dedi. Hazır değil mi? Geliyor. Peki. Siz aynı dönemin oyuncularısınız. Veya sen mi daha önce? Ben 1923 doğumluyum. Hepsinin anneannesinin anneannesiyim. Hepsi daha dünkü çocuk. Hepsine saygı duyuyorum. Hepsi efsanedir. Hepsi güzel insanlardır. Oho, hepsine saygı duyuyorum. Her şeyi alkışlıyorsunuz. Bir dinleyin ilk önce. Ne espri yaptı? Şimdi anladım. Şu anda Banu Alkan'la ben bir olaya giremem. O öyle dediyse doğrudur. Yani Banu Alkan kendine güzel dediyse ben de beğeniyorum. Güzel kadındır Banu Alkan. Yani şimdi Banu Alkan çirkin bir kadın değildir yani. Güzel bir kadındır. Ben de beğeniyorum. Ne olmuş ki? Güzel bir kadındır. Sen de Ferhat Güzel'i beğeniyorsun. Ne olmuş ki? Peki o zaman. VTR'yi izleyelim bakalım. Aslında iki efsane var Türkiye'de. Biri Türkan Şoray Esmerler'de, sarışınlarda Banu Alkan. Ama Banu Hanım, varsa siz Serpil Çakmaklı'yla ikiniz karşı karşıyaydınız. Serpil Hanım'la. Ben de öyle. Esmer sarışın zamanda. Serpil Çakmaklı, ben... Banu Alkan. Ne zaman Ahu Tuğba geldi, Banu Alkan rafa kalktı.
Ne zaman Ahu Tuğba geldi? Banu Alkan rafa kalktı. Bir dakika şimdi. Bunu der demez Banu Alkan çıldırdı. Bilmiyorum izlediniz mi geçen haftayı? Yok. Yani sen gelince o rafa mı kalktı? Estağfurullah canım. Herkes her sanatçı bir değerdir. Neye getirdik bunu? Bu her tarafta kavga edip bize geldi şey oldu bu. Ya seni hakkıda konuştular. Ya benim hakkımda konuşmayan bir kişi kaldı mı Allah rızası için yani. Konuşsunlar canları sağ olsun. Ben ne yapabilirim? Yani reisi cumhurun cumhurbaşkanının arkasından konuşuyorlar ki benim hakkımda konuşsalar ne olur, konuşmasalar ne olur. Ne diyebilirim ki yani? Konuşsunlar. Ne yapayım İbo'cum? Senin hakkında konuşmayan var mı zannediyorsun? Sana gelen şapır şapır dön arkanı. Allah şükür. Allah şükür. Ya Rabbi şükür. Tabii. Söylesinler. Ne yapayım şimdi? Banu onu söyledi. Ne yapayım? Canı devam sağ edelim olsun. Bakalım Banu'ya. Ben de öyle Az gir al. Gel. Evet tamam. Oradan devam ediyoruz. Karışın Serpil Çakmaklı, Banu Alkan. Ne zaman Ahu Tuğba geldi? Banu Alkan rafa kalktı. Ben de öyle hatırlıyorum. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ayrıca Ahu'cum benden çok evvel sinemaya gidiyor. Önemli değil bunlar. Ayrıca bir dakika bir şey söyleyeceğim. Serpil Hanım'la evet bizim Bu İkiliye Dikkat adlı bir filmimiz var. Efsaneler başka bir şey. Ne demek yani bu şimdi? Siz ikinizin filmi mi vardı? Bizim ikimizin evet filmi var ve ben hanginiz başrol oynuyordunuz? Zaten hiç kabul etmiyorum. Onu da her zaman söylüyorum. Çünkü senin de bildiğin gibi ticari amaç için yapılan bir filmdi. Filmde hiçbir mesaj yoktu. Tabii ki Banu Alkan her zaman bu filmi övgüyle bahsediyor ama bence övgüyle bahsedilecek hiçbir film değil. Benim anlaşmam olduğu için Nazmi Özer'le ve Banu Alkan'ın da anlaşması vardı. Mecburen cezamız da olduğu için biz bu filmde, bu projede bir araya geldik. Ama ben filmin hiçbir şey olmadığını bile bile oynadım. Peki. Keşke de oynamasaydım. Onu da söylüyorum. Neden dolayı? Çünkü hakikaten baktığınızda iki tane bayanın bikinili görüntüsünden başka hiçbir şey yok. Ve yani vücut sergiliyorlar. Bence film, de yani. Filmde canım. Kayda değer bir şey yok diyorsun. Evet yani hiçbir içeriği yok filmin. Öyle de demeyelim filmin. Yani bir şey yapılan bir şey yok, hayır, pişmanlık artık, olmaz. Yok hayır Ahu'cum yani. Şimdi hayır, pişmanlıklar olmalı. Bence insanların ben hayatında pişmanlıklar olursa insanlar bir daha artık yanlış yapmamayı öğrenirler. Tekrar ederlerse zaten hayatlarında yaptıkları şeylerden ders almamıştır. Ben doğruları konuşuyorum. Kabul etmiyorum o kadar güzel filmlerim içinde. Tabii ki benim sevmediğim bir film. Artı şunu da söylemek istiyorum. Banu Alkan meslektaşım ama onun Hülya Avşar'la, Ebru Gündeş'le, Gülben Ergen'le sarf ettiği sözleri ben şiddetle kınıyorum. Çünkü neden? Ben her zaman katıldığım programlarda şunu söylüyorum. Bu piyasada zaten belli başlı sanatçılar var. İnsanlar niçin bu kadar birbirlerine artık merhabaları olduğu halde görüşmeyebilir insanlar. Bu önemli değil. Herkes birbirinin arkasından sallamaya başladı. O kimdi, bu kimdi denildiği zaman birazcık insanların düşünmesi gerekiyor. Bugün Hülya Avşar Türk sinemasında çok şeyler yaptı. Reklamdan sonra devam ediyoruz efendim. Reklamlardan sonra iş alevlendi, kızıştı. Bakalım ateşi kimi yakacak? Ateşleri kimi yakacak? Önce reklamı yaksın, sonra paraya dönüşsün, cebimize aksın. Şair oldum.
Bülbüllerinden elinden ah köşelerde ah köşelerde kalmış boynu bükük garip eliden 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 eliden
ben yanmışam, siz yanmayın. Ben kanmışam, siz kanmayın. Ah ben düşmüşem, siz düşmeyin. Yanar, siz düşmeyin. Düşmeyin, 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 düşmeyin. Haddimi aşıyorum, özür dilerim. Haddimi aşıyorum. Haddimi aşmamak için kendimle mücadele veriyorum hocaların huzurunda. Özür diliyorum. Yani program gereği reklamlardan sonra benim şarkıyla açmam lazım diye açtım. Affınıza sığınıyorum. Nasıl olsa biz beraber yürüdük. Biz bir yollarda beraber ıslandık. Yağan yağmurda indim. Bana her şey Urfa'yı hatırlatıyor. Urfa'yı. Evet, buradan Urfa'ya sesleniyorum. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Aç kaldımsa orada kaldım. Doydumsa orada doydum. Oradan yürüdüm, buraya geldiysem oradan geldim. Tepeden inmedim. Urfa'nın ta icra bir köşesinden aldılar beni, yukarıya getirdiler. Ama benim gönlüm, gözüm, beynim halen altlarda bir yerlerde. İnsanların gözünde çok yukarılarda olabiliriz. Biz bütün sanatçılar alçak gönüllü olmak mecburiyetindeyiz. Ama alçak olmamak mecburiyetindeyiz. Alçak gönüllü olabiliriz ama alçak olamayız. Şimdi neyse, orayı karıştırmayayım. Efendim, gel canım, gel size bazı şeyleri açıklayayım. He? işte tamam buraya. Dedi ki bir mahalle taşındık. Urfa'ya mı taşındınız, buraya mı taşındınız? Tamam, orada oyumuzu kullanacak. Orada hep birlikte kol kola yürüyüp geleceğiz aslanlar gibi. Saklı koca. Urfalı babi aç, soğuk, üşüyor. Ulan nereye gideyim, nereye gideyim? Kar, Urfalı babi bilenler var aranızda. Hep duyuyoruz babenin meseleleri. Şimdi o zaman biliyorsunuz eskiden Toto, yani 13 bir de artı vardı, 13 artı 1. Onu bulan en büyük parayı ikramiye alıyordu. Şimdi geliyor Sıçan Ahmet var rahmetli, Allah mekanı cennet desin. Öyle lakabı öyle, bizde lakapsız kimseyi tanımazlar. Şimdi İbo diye, hangi İbo? Deli İbo diyeceksen tanıyacaklar yani. İbrahim Tatlıses yok eskiden. Deli İbo'yu tanıyayım siz mi? Eskiden deledim, şimdi akıllı oldum. Parayı bulunca adam akıllı oluyor vallahi. Ne kadar hoş ya. Şöyle para olunca adam akıllı oluyor. Para olmayınca saldırgan oluyorsun ya. Evet. Neyse babi aç, soğuk, fırtına, kıyamet geliyor. Sofulara bakıyor ki Sıçan Ahmet'in arabası duruyor. Buhar her tarafı. Geliyor camı vuruyor. Sıçanın da onda alacağı var. Diyor ki tık tık tık. Diyor ne var? Aç aç. Getir. Ne? Aç la, soğuk lan. En son acıyor. Sıçan acıyor. Arkadaşı ya. Diyor ki 13 artı 1'im var. Ne verir? Sıçan bir hesap ediyor. 13 artı 1 bütün para bunun. Alacak mı da alırım. Her şeyi alırım. Belki avans da alırım. Diyor ki atla. Ben de mazbatayı verin. Sağlık ocağı başım üstüne. Yeter ki oyları verin. Bak ne olayım. Efendim. Evet. Bugün çıkan bir yazıyı yine Sabah gazetesinde çıkmıştı. Bugün de yine Sabah gazetesinde çıktı. Şimdi biz Bodrum'da işletmeciliğini yapan iki tane Ali Bey var. Onlardan bu oteli görüştük, anlaştık. Mal sahipleri hariç. Çünkü mal sahibiyle olan pozisyonumuz farklı. Adamı tanımam, etmem. Sonra adamla görüştüm, konuştum. Ama şimdi işletmeci olduğu için zannediyorlar ki benim problemim, her şeyim mal sahibiyle oluyor. Hayır. Bizim her şeyimiz orayı işleten insanlarla anlaşmamız, şeklimiz. Fakat seçimler, meçimler girince, seçimler de erken alınınca mecburen biz Maki Oteli'ne veda ettik ve oranın işletmeciliğini alamayacağız. Çünkü önce Maki mi, önce Urfa mı? Tabii ki önce Urfa. Dedik
ve Urfa'ya doğru kendimizi yola çıkaracağız. Onun için Maki Otel ile bir ilgimiz, alakamız kalmamıştır. Arada kalan bir bakiye hesabımız vardır. Onlar da temizlendiği zaman bizim orayla bir ilişkimiz yoktur. O arkadaşlara da hayırlı işler diliyorum. Ve Ali Bey'e de iki tane Ali Bey'e de saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bunun özellikle bilinmesini istiyorum. Bizim mal sahibiyle bir problemimiz yoktur. Onunla alakalı değildir. Çünkü aradaki yazılıyor, çiziliyor. Ne oldu, ne ettiniz? Sanki İstanbul Hilton Oteli'ni almışım. Nedir? 64 odalı bir oteldir. Fakat çok namı değer bir oteldir. O yüzden inşallah Allah kısmet ederse Bodrum'da başka bir otel bakacağız. Bunu açıklık getirmek istedim. Şimdi, alo, Ümit Bey. Alo. Alo. Ümit Besen Bey. Ümit Besen. Buradayım. 3 saat. Banu Hanım telefonda. Kim? Banu Alkan telefonda. Banu Alkan mı? Öyle benzettim sesini, olabilir. Hayır, buradan kaldırdın. Ne yazıyor burada? Göster bakayım, ne gösterdin bana? Ver. Hele ver bakayım Allah aşkına. O bak, bu nedir ağam? Bir bak. Göster abi. Ümit Besen değil mi bu? Ben yanlış adam mı çağırdım? Banu Hanım. Canım iyi akşamlar. İyi akşamlar Türkiye. İyi akşamlar stüdyodaki seyircilere. İyi akşamlar konuklarımıza. Sevgili Ümit Besen'e. Avucum. Serpil Hanım iyi akşamlar. Avucum merhaba. İyi akşamlar Banu'cum. Nasılsın? Delikanlı olan şimdi konuşur. Canım benim. Hadi konuşun şimdi. Sizler çok güzel gözüküyorsunuz Ahu'cum. Çok güzelsiniz. Sen daha güzelsin Banu'cum. Teşekkür ederim. Pardon. Haber bana ne demiştin bebeğim? Ne? Kim ne demiştin? Yanımda demiştim ki ben reyting kraliçesiyim. Yarın görüşeceğiz demiştin. Bir olduk geçen hafta. Hem de bütün programları süpürerek. Diğer programları 25. yaptık böyle. Zaman zaman 1-2 olan programları 25. yaptık İbo. Gerçekten geçen hafta 1. olduk. Bunu ilerleyen zamanlarda konuşacağım. Çünkü konu biraz Bülent Ersoy'da ilgilendiriyor bu konuşmalar. Onu ilerleyen... Efendim bizi niçin aradınız Banu Hanım? Ekranda sizin sesinizi duyuyorum ama sizinle konuşmak istedim. Bana reklam arasında bir şey dediniz. Serpil Hanım'la ilgili bir şey söylediniz. Evet ben... Buyurun evet, burada Serpil Hanım şimdi söyleyin. Böyle ben hakkımı ben istiyorum. Ben laf taşıyamam. İbrahim Tatlıses'in ben dedikoduyu sevmem. Programı benim programım olarak düşündüğüm için. Evet. Bir kere her şeyden evvel Avucum'un da dediği gibi Nazmi Özer filmiydi. Ve çok değerli bir filmdi. Halkın Ahu Tuğba söylemedi onu Serpil Çakmak mı söyledi? Bir filmdi. Banu Hanım, Serpil Çakmaklı söyledi Nazmi Özer'in filmi olduğunu. Ben söyledim. Hayır, ben de söylüyorum. Hayır, ahu yani dediniz de. Bunu sürekli o filmi beğenmiyorum demek. Beğenmek demek? Zorunda mıyım? Eğer halk onu rating gerçekten yönetmeni bile sinemada yer bulamamıştır. Öyle bir filmdir. Emekçilerimize saygı her zaman vardır Banu Hanım. Bir dakika ben konuşuyorum sonra sizi dinleyeceğim. Bu filmi zirvelere taşıdıysa ve hala bugün her gün hatta ATV'de dahi sürekli oynuyor. Bütün sanatçıların filmleri oynuyor. Bu ikiliye dikkat film, çok önemli bir film değil Banu Hanım lütfen. Ve Türk sinemasının siz da kötü örnek oluyorsunuz bu şekilde ama çocuklara. Üst üste konuşursanız. Bunu küçültmenin anlamı ne? Ama kendileri haklıdır çünkü orada ikinci roldeydi. Çok haklıydılar o filmi beğenmemekle. Ay canım sen hala buralardaysan gelip evime bir dakika kadar, sen konuş ben sonra cevap vereceğim sana. Ben Banu Hanımcığım sayenizde bir kez daha gündeme geleceğim için teşekkür ederim dedi. Kim? Pardon. Ahu Hanım. Beni söylüyor. Beni. Ben efsaneyi derken. Banu Hanım. Ben hiç kimse gibi böyle sesimi çıkarmadan oturmam. Ben doğruları konuşuyorum. Hiç kimseye de yalakalık yapmam. Kusura bakmayın. Serpil Hanım. Herkes doğruları konuşacak. Banu Hanım. Banu Hanım. Bir Ümit Besen'le bu kaset mi dinletiyor bize kendim bu konuşayım. Banu Hanım. Sen bir filmdir. Banu Hanım. Evet, bağırın. Stop. Hayır, siz mi? Ne yapıyorsun ya? Coşkun, bazıyı hatırladım. Coşkun, alo, bura film değil evladım, çocuğum.
Çocuğum kalk gel. Pis herif, geç otur öbür tarafa. Şeyi kirletme telefonu. Abi ben şiddete karşıyım. İbrahim'cim ben konuşabilir miyim? İkimiz konuşabilir Banucuğum, miyiz daha doğrusu Banu Hanım'la Banu birlikte? Banu Hanım. Hanım. Şimdi birbirinizi dinlemeden konuşursanız anlaşılmıyor. Tamam, sen konuşuyorsun, o konuşuyorsan. Banu Hanım konuşsun, bir dakika, sonra ben konuşayım. Şimdi Banu Hanım'ı dinleyelim. Tamam. Siz ne diyorlar? Ne? Ne diyor muyum? Canım benim. Bak. Ya böyle yumuşak konuşma, ben dayanamam. Kalbim benim yukarı incedir, ben dayanamam öyle. Vallahi. Ay canım benim, biliyorum. Yüreğinin inceliğini biliyorum ben. Şimdi siz dediniz ki ikinci roldeydi, beğenmemesi. Zaten bana demişti ki. Ay çok ağrıma gidiyor yani. Hayır, siz dediniz mi? Siz az önce. Bu kadar değerli bir filmi bu. Laf lafa bindi de dediniz ki, bana demişti ki yine sayenizde gündeme geldim. Serpil Hanım mı size söyledi? Evet, çok iyi hatırlıyor, evime kadar ben gelip. Ben hiç öyle bir şey söylemedim. Ben film yapmadım. Sen biriyle sürekli birlikte kanallara çıktığında sanatçı arkadaşlarınla ilgili. Ve Nazım Özer Bey bana benim evime yolladığı zaman. Hiç konuşmayacak mıyım? Birazcık beni bir dinlesin, sonra konuşsun. Bir dakika. Bir dakika Banu Hanım. Serpil Hanım diyor ki ben hiç öyle bir şey demedim. Ben bugüne kadar hiçbir sanatçı arkadaşımla ilgili 80 yılında sinemaya girdim. Ben 80 yılında girdiğimde sizler sinemadaydınız zaten. 70 kuşağısınız, bunu biliyorsunuz. Bir kere daha söylememe gerek yok. Sinema ansiklopedi kitabını Agah Özgüç'ün. Bakın artık bizim seyircimiz bu tip şeylere inanmıyor. Lütfen yaş kompleksine girmeyin. Bütün yaşlar güzeldir. Nedir sizin 30'unuzun üstüne hiç çıkamıyor kimse. 60 kuşak, Türkan Şoray 60 kuşak ama efsane. Türkan Şoray bir rekordur. Türkan Şoray. Filiz Akın. Hülya Koçyiğit, sen bu isimlerle kendini bir tutamazsın. Tutamazsın. Sen kendi yerinde bir Banu Alkan'sın. Sana kendi yerinde saygı duyarız ama sen hiçbir emekçiyi küçük göremezsin. Ben tek başına büyüğüm diyemezsin. Bir tek büyük roda Allah'tır. Sen olamazsın. Bir dakika, laf ebeliğe yapma. Sen olamazsın. Hayır, alkış almak için laf sen ebeliğe yapma. Sen çok kötü konuşmalar ben yaparak reyting yapabilirsin. Halk zaten bunu böyle yapa kavgalar başladı. En küçük sanatçıyı bile, yeni başlamış sanatçıyı bile takdir ediyorum. Hele hele emek vermiş bir insana ediyorum. Banu Alkan bir efsanedir diyorsan Türk halkı yapmıştır, bu noktaya getirmiştir. Sonsuz teşekkürler ediyorum Türk halkına. Evet, Türkan Şoray'ı da getirmiştir. Hatta ben o gece İBO'da dedim ki İbrahim Tatlıses'in programında efsaneler vardır. Fatma Girik, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Ahucum, sadece Türkan Şoray'ın isminden bahsediyorsunuz. Diğer sanatçıları söylemiyorsunuz. Biri Alkan, sarışınlarda, esmerlerde Türkan Şoray. Belki Türkan Hanım benden çok evvel sinemaya başlamıştır ama bu böyle... Şimdi oraya Banu Hanım, Banu Hanım, için Banu Hanım, Banu Hanım. Siz mesaj şimdi, veren kaç tane film çektiniz? Bir dakika İbrahim'cim lütfen. Tamam. Benim bir dakika. Bir dakika. Ben diyorum ki benim ticari amaç için yapılan filmlerimden birisidir diyorum. Lütfen bir susar mısın? Ben mesajı olan tüm filmleri Türk halkı zirveye getirdiyse hangi mesajı demektir olan filmler, bir söyler misin siz bana? Siz bunu bana değil Türk halkına zirveye taşıdınız. Türk halkının yarısı da burada. Ekranların başında da bizleri izliyorlar. Siz her çıktığınızda ben Banu Alkan'ım diyorsunuz. Bırakın bu kompleksleri artık. Filmi. Bırakın bunları, bırakın. Geçti artık bunlar. Saygı duyun diğer sanatçılara. Onları inanılmaz zirveye taşıdıysa efsanedir. Orada canım sen Seda Sayan hakkında da bir sürü atıp tutmalar yaptın. Bırak Allah'ın aşkına. Serpil Hanım siz 20 senedir oturuyorsunuz. Ben 20 senedir oturmuyorum. Ben 13 yıldan beri çocuğum olduğu için oturuyorum. Gururla oturdum. Hiç de ihtiyacım yok. Gururla oturdum evladım için. Ama o sırada senin gibi çıkıp insanlara sataşmıyorum. Ben aile kadınıyım. Aile duyuyor musun? Ailenin sevdiği sanatçıyım. Sen bir kere... Allah bağışlasın. Allah anneli babalı büyüsün. Cümlemizin araya girebilir miyim? İbo, ya ben bu durumun canım, böyle olacağını biliyordum. İbrahim lütfen bir dakika. Ama üst üste biniyor konuşmalar, üst üste anlaşılmıyor. Ben hiç kimseye yalakalık yapmayacağım. Ben doğruları konuşuyorum burada. Bir şey konuşulduğu zaman ay, anlamam neyin için ben böyle yapmayı neyin sevmiyorum. Neyin doğrularını konuşup konuşmadığını ben ilk önce sizin için biliyor dedim ki siz Ebru Gündeş'le ilgili Gülben Ergen'le, Hülya Avşar'la ve Seda Sayan'la ilgili konuşmalarınızı kınıyorum dedim ilk önce. Neredesiniz siz?
Serpil Hanım. Siz de o zaman dinleyin. Ben burada konuğum zaten. Sen telefonla bağlandın. Sen susacaksın. İbrahim Tatlıses, öpüyorum seni bebeğim. Bay bay. Hadi güle güle. İyi akşamlar. Güle güle. Güle güle. Abi böyle dert anlatamıyoruz ki. Niye bu böyle oldu? Ben bunu anlamadım. Ama şimdi konuşmalar üst üste biniyor. Kimse bir şey anlamıyor. Ben aslında... Bağlandı ama ben zannettim ki böyle güzel bir sular akacak, keyifli bir barışma şey olacak. Ama ben ne dedim? Ben Banu ile ilgili kötü bir şey söyledim mi? Hayır. Ben çektiğimiz filmi beğenmek zorunda mıyım? Ticari amaç için yapılan bir filmdi. Bir mesajı yoktu dedim. Reklama giriyoruz. Reklamdan sonra konuşalım. Reklama giriyoruz efendim. Efendim evet, saygılar mı go? Arda mı? Allah Allah. Arda söyleyeceksin. Sen onu malı hazırlarken efendim bir ablamız var burada diyor ki İbrahim Bey ne olur diyor eğer milletvekili olursanız biz sizi nasıl dinleyeceğiz? Ben işimi yapacağım. Ben işimi bırakamam. İşimi niye bırakamam? O zaman şimdi bildiğim çok şey var. Şimdi söyleyemiyorum. O zaman arzularımızı, isteklerimizi hangi hükümet, hangi parti hükümet olursa ondan söke söke hakkımızı arayacağız ve isteyeceğiz. Öyle bir hakkım olacak benim. Bana oy verenlerin hakkını onlardan isteyip onlara teslim edeceğim. O zaman isteyebileceğim. Mesleğimi yapacağım efendim. Ona bir engel yok. Bir tek engel şu beyefendi Arda'nı şey ettirecek. Yani kendiniz mi şettiriyorsunuz hepsini? Olabilir. Ama beraber de eşlik ederseniz sevinirim. Hayır, eşlik eder. Gebertirim. Bakayım ne, sizin dümbeleginiz yok mu? Var. Dümbelek göreyim abi. Volüm rica edeyim. Volüm rica edeyim. Mustafa Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Ahmet Bey siz de buradasınız. Hoş geldiniz. Oo Mame. Eşiniz de yanınızda maşallah. Onu benim söylemediğimi biliyorsun. Ya yok ya sen. Ardağın eteğinde uşan güvercin olsa Türkü olsam dinlerde Şanu şanu duyar diyar dolansın. Hep beraber. Türkçe olsam dinlerde Şanu şanu duyar diyar dolansın. Başımdaki sevdayı Karlı dağlara duyarsan Başımdaki aşk neyi Şanu şanu söyle bana nere giden Bu bendeki aşk neyi Cano cano söyle bana nere gider Oy ben dilim nasıl gider Başım alıp nere gider Oy ben neden aşk değil Cano cano söyle bana nere gider Bu bendeki aşk değil Cano cano söyle bana nere gider Kesiyoruz çünkü bizim birlikte yol aldığımız arkadaşlarımız diyor ki Nikah masası vazgeçilmeyen şarkı. Çünkü devri geçmeyen, hiçbir zaman ölmeyen mutlak insan çocuktur. İbrahim. Buyurun. 1980 yıllarıydı. 80'nin başıydı. İlk eşimle evlenmek üzereydim. Ve hakikaten o zamanlar 14 yaşında bir genç kızım, sen iyi bilirsin ve ağlıyordum. Bir saniye. Rakam, ben muhasebeci olarak 1980, 14.
Ya boş ver. Ben şimdi 80 yaşında 27, olayım. 39, 41. Ya, 41. İstersem 41 kere maşallah. İstersem 55, 60 olayım. Önemli değil. Ümit Besen'le ağlıyordum. Resmen ağlıyordum. Çünkü o zaman seviyordum. Vay, canını yerim abi. Seviyordum ama sevdim zannettim. Ümit Besen helal olsun. Her gece de sendeydim 20 kişi değil mi? Evet. Ümit Besen'i mi sevdin anlamadım. Ben oraya kaçırdım. Hayır. Ahu'yu ben 78 yılında tanıdım. 79 İlk sonu. Tarabya'da. 79 yılın hani. Tarabya'da bana gelirdin. 79 zaman. Yılının sonu yazı. 80'de yazı. Ben evlendim. Sen de tecavüz ediyorsun. Şimdi evet. Şey atıyorsun. Evet. O zamanlar gerçekten çok güzel bırakma. Akşamlarımız olmuştur. Her gece sendeydik. Evet. Ne her gece de ağlıyordum. Böyle o zaman güzel bir kızdım. Böyle boncuk boncuk ağlıyordum. Gençliğimizin. Şimdi sanki çok çirkin. Şimdi, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bak İbrahim. Gençlik. Hakikaten uçup gidecek bir kelebek gibi. Gençliğinizin, lütfen gençler varsa gençliğinizin kıymetini bilin. Anneler, çocuklarınıza fazla karışmayın. Çünkü hepiniz birer bireysiniz. Lütfen, lütfen. Çal bakalım. Beni çağır sevdim, istersen şahidim olurum senin. Bu adam kim diye soran olursa, eski bir tanıdı dersen sevdim. Nikahına beni çağır sevdim, istersen şahidim olurum senin. Bu adam kim diye soran olursa, eski bir tanıdı dersin sevdi. Hayaller kurardık biz yıllar önce, hiç yoktu hesapta ayrılık bizce. Bilirsin ne kadar görmek isterdim beyazlar içinde seni öylece. Hayaller kurardım biz yıllar önce, hiç yoktu hesapta ayrılık bizce. Bilirsin ne kadar görmek isterdim beyazlar içinde seni öylece. Garibin biriysem sevemez miyim? Aşkla karın doymaz diyen ben miyim? Şimdi çok zenginsin, ben aynı garip. Sana bir buket gül veremez miyim? Garibin biriysem sevemez miyim? Aşkla karın doymaz diyen ben miyim? Şimdi çok sen gelsin, ben aynı garip. Sana bir buket gül veremez mi? Nikah masasına oturdun işte, dayanmak çok zormuş böyle sevince. Sana mutluluklar sözüm kardeşim,
at artık imzanı, hiçbir an önce at artık imzanı, hiçbir an önce. ...1980-2007 beni halen ağlatıyorsan teşekkür ediyorum. Seni teşekkür ağlatmak ediyorum. Hiçbir zaman istemem. Senin yüreğin o kadar güzel ki, o kadar Allah duygulu olursun. İnsansın ki. Ben sana şu şarkıyı söylemek istiyordum aslında. Ne? Ellerde dolaşan kadehler gibi yıllarca boşaldın, doldun ey gönül. Dünyaya baksan da gülümser gibi, sanma ki bahtiyar oldun ey gönül. Belki olmayacaktım ben böyle deli dolu, beni baştan çıkardı inandığım aşk yolu. Elimden esirgeyip gözümle sevdim onu. Sen söyle bana tanrım, bu mudur aşkın sonu? Gelme hasret kalarak, ölmesini bilelim. Bu dünyayı böylece terk edelim, gidelim. Ne tattık ki alemde bunca dertten başka biz? Sevilmedi gönlümüz, söyle nasıl sevelim? Alkışlıyoruz, 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 alkışlıyoruz. Evet, evet, Necdet abi. Necdet abi, hareket çek, hareket çek evladım. Keyiflenelim, bu bölüm, bu bölüm uçalım abi, uçalım, keyif. Abi. Evet. Unumu eledim, eleğimi asmadım. Saçlarıma bakmayın, tuzuma basmadım. Gözümü bir açtım, bugün nere gelmişim. Sevdiklerim uğruna genç ömrümü vermişim. Roman olur, yasam yasam. Eller ne der bu yaşından sonra asam. Yorganda gene var, kopar kopar gene var. Devamlarım cebimde, söyleyin sizde ne var? Yorganda gene var, kopar kopar gene var. Devamlarım cebimde, söyleyin sizde ne var? Yolumu yürüdüm, karıncayı ezmedim. Mincari bir kuruna dostlarımı üzmedim. İyi günlerimde yanımda olan dostlar, başımda ne düşünce neden yanımda yoklar? Roman olur, yasak, yasak. Eller ne der bu yaşımdan sonra asak? Yorganda gene var, kopar kopar gene var. Revanların cebinde, söyleyin sizde ne var? Yorganda gene var, kopar kopar gene var. Revanların cebinde, söyleyin sizde ne var?
organda gene var. Kopar kopar gene var. Ne anlarım cebimde, söyleyin sizde ne var. Yorganda gene var. Kopar kopar gene var. Ne anlarım cebimde, söyleyin sizde ne var. Hemen inmiyorsun, inmiyorsun abi, inmiyorsun hemen. Hemen sene 2000, aslında 1998'de bir programımız vardı. Bir programımız vardı, onu bulduramadık. Niye bulduramadık onu da anlamış değil. Arşivimiz de çok kuvvetli. Fakat orada bir türkü vardı. Ben ilk Necdet abi geldiğinde o türküyü okudu. Türkü bizim Urfa türküsü. Türküyü unutmuşum ben o zaman. Hangi türkü biliyor musunuz? Bakalım abi, ver bakayım vetereyi. Ver bakayım vetereyi. Demedim, yaz demedim, eğlendim. Kış demedim, yaz demedim, eğlendim. Rakı içtim, şarap içtim, sallandım. Acanım sallandım. Mehmet Açburu. Rakı içtim, şarap içtim, sallandım. Canım sallandım. Ağzım yandı, artık benden sevda kop. Söyle bakayım. O kaldı 2000'de. O 2000'de kaldı. Evet. Biz 2007'deyiz efendim. La yapsak. Bunu Necdet abi söyledi. CD'sini okumuş. Doğru mu? Evet. Abi türkü bir keyif verdi bana. Bir keyif verdi. Ben iki sene sonra mı, bir sene sonra gibi ondan habersiz okudum. Önce birinci sene nerelere gidem onu okumuştum. Heh. Nereden buldun dedin? Şamil buradaydı. Şamil'in iş parçasıydı. Evet. Sonra bu türküyü okudum. En az 5 tane ödül aldım o türküden. Ay canım, rakı içtim, şarap içtim. Vallahi en güzellerine layıksın. Çok teşekkür ederim. Onu size borçluyum. Onu size borçluyum. Teşekkür ederim. Evet abi, evet. Hareket. Yaz demedim, kış demedim, eğlendim. Yaz demedim, kış demedim, eğlendim. Rakı içtim, şarap içtim, sallandım. Ay canım, sallandım. Rakı içtim, şarap içtim, sallandım. Ay canım, sallandım. Ağzım yandı, artık benden sevda pas. Ağzım yandı, artık benden sevda pas. Çekilir mi bunca eskitas, ay canım eskitas. Zira Urfa eski hanım eskitas, ay canım eskitas. Kız demedim, dul demedim, evlendim. Kız demedim, dul demedim, evlendim. Gele gider bir kötüye aldandım. Ay canım,
aldım. Gelme gide bir kötüye aldım. Ay canım aldım. Aklım yandı artık benden sevda fas. Aklım yandı sevda fas. Size Urfa eski ama eski tas. Ay canım eski tas. Zira Urfa eski hamam, eski tas. Ay canım eski tas. Evet, reklamlardan sonra programımız ve savaşımız devam ediyor. Reklamlardan sonra açıklayacağım bazı şeyler var. İsim vermeyeyim ki merak uyandırsın. İsim verirsem şimdi başka yerlere kayarız. Sonra fikrimizden ceyarız. Biz aslında iyi bir ayarız. Ben regülatörüm. Dengede tutarım her şeyi. Dengesizliği sevmem. Dengesiz adamı hiç sevmem. Reklamları da severim. Siz sevmem diyeceğimi bekliyordunuz. Reklamları severiz. Hadi. Karagözlü çingenim. Efendim, benim değerli bir dostumun sevgili kızlarına Berdıl, Berdıl ve Serdıl. Ne demektir biliyor musunuz? Berdıl yani yüreğimin önü, Serdıl ve yüreğimin üstü. Vay, vay, vay. Dina dina dili da muri dina dili dina. Dağıtmayın. Aa, sen nereden geldin, oradan atladın buraya hemen. Ah, puanlı kız bu. Puanlı, gel bakayım, puanlı. Ben gözüm kaçırmaz. Ah canım, merhaba, nasılsınız? Nerelisiniz? Gaziantep. Vay, vay, vay. Gaziantep. Neresinden? Nizip. Nizip'ten. Nizip'li Deli Mehmet vardı, bilir misin? Dedelerim bilir, babam bilir, dedelerim. Annem Durfalı. Anay. Anası. Ne güzel olmuş bu danası. Allah'ım bağışlasın. Şey, pardon. Sen nişanlın falan var mı? 17 yaşındayım daha. Ha, babe gibi sordu. Babaya dediler ki evli misin? Dedi ki derdim yok.
Babaya sordu, dedi ki evli misin? Yok, derdim yok. Ona sordum, nişanlı mısın? Dedi ki 17 yaşındayım daha. Niye 17 yaşında nişan olmuyor mu? Küçüğüm daha. Söz kesme yok? Hayır. İsteyen yok? Hayır. Sen ayva yedin, gel o zaman. Hadi hanım. Didem diyoruz bakalım, bir Didem izleyelim. Oluyor, evet. Sen dur. Sen dur. Sen dur derken yani sen dur demiyorum yani. Sen dura sesleniyorum şefimize. Lütfen az önceki o aksak ritimle, ben onu pek anlamam. Ben notam motam yok biliyorsun. Benim rotam vardır. Ben nota mota kullanmıyorum. Rotama doğru giderim ben. Az önceki yorumu lütfen rica ediyorum. Yani müzik diliyle evet. Bir ustanın ağzından duymak istiyorum. Evet hocam. Ne? Ya şimdi nasıl bir şey oldu öyle? Biz de aynı şeyi konuşuyorduk şimdi de. Aslında ritim şey, dört zamanlı gidiyor ritim de. Dört zamanının birleri değişik. İşte o aksaklık
yaratıyor ama onu nasıl oturtuyor ben onu ben de anlayamadım da. Nasıl oluyor? Evet. Hakikaten yani olmaz yani. Çünkü ben seyrederken kafayı yiyorum yani. Olmaz oturmaz yani. Ne? İşte olay bu. Yani bunu nasıl oturtuyor? Şimdi onu yaptık da böyle. O zaman senin aldığın para ananın ah sütü gibi sana helal olsun. Bu akşamdan itibaren de zamı hak ettin. Zam yapıyoruz. Evet. Bravo. Yemin ederim. Bak yemin billah ediyorum. Yani... Abi süper ya. Bu nedir ya? Bu nesin kızım? Hadi. Vallahi çok bela ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ha şimdi siz ya müzik şeyini siz sadece seyrediyorsunuz. Aman orada o aksak şeylerin içine nasıl onu sokuşturuyor oradan oraya nasıl gidiyor lan ne oluyor lan? Ya şimdi onu az önce yine yaptık hiçbir şey yokmuş gibi sanki. Ama hiç... bana göre halen de onu çalmadınız yani. Ya hayır bir aksak bir ritim çaldık şu anda biz. Evet. Yani dört zamanlı bir ritim zamanı değiştirdik. Yine yapalım istiyorsanız. Evet. Duyalım bak. Duyayım abi bak. O ne lan? Tecavüz? Maşallah. Cano gel bakayım. Efendim şimdi aslında bundan önceki haftayı şeyini izletmek isterdim Bülent Ersoy'un. Ben kavga yapma taraftarı bir insan değilim onu söyleyeyim önce. Ben sadece burada programcıyım. Ben her zaman da anlatıyorum. Şarkı söylerken İbrahim Tatlıses'im şarkının dışında bir sunucuyum. Ben burada insanları temsil etmiyorum. Ben sadece Türk halkına buradan insanlara mesaj, doğru mesaj verelim diyorum. Ben yorumumu o şekilde yapmıştım. Ama arada gidip Bülent Ersoy'a yetiştirdiler. O sinirle kalktı bana cahil dedi. İki defa cahil dedi. Olsun. Arkadaşımdır. İki de tokat atsa gene hiçbir şey demem. Ama hiç kale ağza alınmayacak. Durup dururken orta yerden pat diye bir laf söylersen kusura bakma İbrahim Tatlıses de sana cevap verecek yani. Sen böyle bir şeyi nasıl itham edersen beni böyle bir şeyle insanlarla nasıl yüze getirirsin? Böyle bir şeyi nasıl söylersin? Madem kadim dostum diyorsun, sevgili dostum diyorsun. Peki suçunu yani yaptığı hatayı anlayıp bir hafta sonra özür diliyor. Bir hafta sonra özür diliyor. Bu özür dilemesi beni pek fazla büyütmüyor. Yani ben bak gördün mü hata anladı özür diledi. O beni pek ilgilendirmiyor ve büyütmüyor. Bu bana bir şey de kazandırmıyor kazandırmaz da. Hayatımda da böyle şeylerden kar beklemedim zaten. Ben kimse hakkında da bir şey konuşmam. Konuşursam özünü doğrusunu konuşurum. Ne olmuşsa onu konuşurum. Lap diye hiçbir şey olmamış ki pat diye ortaya bir laf atarsam. Ondan sonra ben hakkımı aramak mecburiyetindeyim. Çünkü beni... Savcıyla, hakimle baş başa bırakıyorsun. Hiç suçlanmadığım bir olayda, yüreğimizin cızır cızır yandığı bir olayda, Cenab-ı Hakk'ın bize ceza olarak mı diyeyim, bize mi diyeyim, artık neyse verdiği bir olayda, hiç suçum günahım yokken, direkt ben bilmem şunu yaptırıp böyle demem. Demeniz de kadim dostumdur cümlesine yakışmadı. Ben kadim dostsam, sende sırrın da olsa 40 sene, 100 sene ölene kadar o zaman saklayacaksın. Ki öyle bir şey de yok. Durup dururken kendi kendine. Ondan sonra ben mahkemeye başvuruyorum ve buradan Rütü'ye de sesleniyorum. Aynen de sesleniyorum. Eğer Rütük bu tür şeylere, bu tür konuşmalara müsamaha gösteriyorsa o zaman biz buradan çok şeyler söyleriz. O zaman ne önemi kaldı örf adetlerimizin, ne önemi kaldı televizyonları başlarında oturmuş bizi izleyip bizden mesaj, doğru mesaj almak isteyen insanların. O zaman herkese ayrı mesaj verelim. O zaman tecavüzü coşkunu getirdik. Kendisinin nasıl bir insan olduğunu bilmezsiniz ama film icabı yaptığı bir tam şeyler var. O zaman gerçekten burada şimdi kalsın bir hanımefendiyi getirelim tecavüz öyle mi olsun? Olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey yani? İnsanlar bizi yuhalamaz mı?
İzleyelim özrü kabahatinden nasıl büyük. Bakın. Böyle atışmalar olabilir. Bu mevzuda radyo televizyon üst kurulunu göreve çağıracak kadar hırs neydi? Duruyoruz orada. Kimi çağıracağım? Yani kimi çağıracağım? Söylediğin lafın ne olduğunu tartmadan söylersen ben kime sesleneceğim? Derdimi kime anlatacağım? Kusura bakma. O zaman her önüne gelen konuşsun. Ben de konuşayım. Tegoti, çigoti ne oluyorsa olsun yani. Olmaz öyle şey. Saygıda kusur etmeyeceksin. Ben sana saygıda kusur edersem, yani hakarete varan veya senin hiç şeyin olmadan ben seni bir şeye sürüklersem, o zaman sen de istediğini konuş. Ve bir de televizyonda da şey oluyoruz yani, atıştılar iki dev, ben summa haşa ben dev falan değilim kardeşim, ben küçücük bir adamım, ben küçücük bir şarkıcıyım. Hiçbir zamanda beni o devlerin arasına koymayın. Çünkü devler bazen adam yutuyor yani. Ben adam yutanlardan değilim. Devam edelim. Ve bunu çağıran Ayşe Fatma Hasan Hüseyin değil. Benim dostum, arkadaşım. Onun yüreğinin bir tarafı böyle efelenir. O da benim gibi. Ama bir tarafı da çok çocuksudur. Öyle anlar gelir, böyle gözleri dolar ve yalan değildir. Öyle damlalar akar ve içtendir. Bir yerden sonra da ben sazı öyle bir elime almışım ki tellerine vur Allah vur. Efendim tabii biraz vüsatlı vurdum. Ve sazın akordu kaçtı. Kavgada dahi söylenmeyecek. Öyle bir isnatta bulunmuşum ki gerçekle müsemma olmayan. O da benim ayıbım oldu. O da benim ayıbım oldu. Onun canını acıttığım için özür diliyorum. Ben şahsım adına. Bir insan ne yaptığını, dünyada en önemli şey, en erdemli şey ve insana puan getirecek şey özür dilemesini bilmektir. Bir şey söylersin. Bu niye ötüyor ya? Burada olsam doğru mu? Hatasını anlayıp çok sazın akordunu kaçırdım diyor. Abicim bunu daha önce bileceksin. Daha önce hesabını yapacaksın. Ha bizim de bazen ağzımızdan istemeyerek bir takım şeyler kayıyor, gidiyor. Ama yemin ederim ki hoş şeyler değil. Bir de adımız şeye çıktı. Kavgacıya çıktı, birbirlerine saldırıyorlar. Köşe yazarları herkes bildi. Bir de köşe yazarlarının da özür dilerim hatasını buradan. Ya iyice ikimizi dinleyin, orayı da dinleyin. Ha ben kimseyi haklı çıkartın. Orayı haklı, beni haksız. Böyle bir şey yok. Kimse haklı, kimse haksız değil. Gerçekler neyse o ortada olsun ama televizyonlarda olmasın ya. Olmasın, hoş değil. Madem özür diliyorsun. Biz de özrünü kabul ediyoruz. Ben kabul ettim, saygıyla teşekkür ederim. Türk halkından da bizden de özür dilediniz. Ama ben artık kimsenin de kadim dostu değilim. Bunu da buradan belirtiyorum. Herkes safında istediği gibi at koşturabilir. Benim taylarım yarış taylarıdır. Hiçbir zaman üçüncülüğü, dördüncülüğü kabul etmez. Ona göre herkes dikkatli olsun, dikkatli konuşsun. Kimsenin, bakın yine söylüyorum. Siz önemli bir şarkıcısınız, sanatkar değil, sanatçı değil. Önemli bir şarkıcısınız, çok önemli bir sesiniz var. Allah o şeyi sizin yüreğinize koymuş. Sakın ola ki onun bunun lafından hareket etmeyin. Kimseye de güvenmeyin. İlk ve son güveneceğiniz Allah'tan başka kimse olmasın. Öyle kullara güvenip oradan İbrahim Tatlıses'i sallamak yok. O zaman biz mahkememizi devam ettiriyoruz. Sana güç ve kuvvet verenler gelsin bizi yolumuzdan çevirsin. Hadi hodri meydan. Ama bu değil. Siz olun,
kendinize, yüreğinize ve İbrahim Tatlıses'e güvenin. Ben iyi adamım, kötü adam değilim. Vallahi iyi adamım. Sana yürü diyenler seni yanlışa sürükler. Ama ben sana yürü dersem cehenneme değil cennete götürürüm. Saygılarımı iletiyorum. Ne? Reklam mı? O zaman reklamlardan sonra size 20 dakika şarkı söylüyoruz. 20 dakika şarkı söylüyoruz. Ulan ne Arapça? Kile bir tutturdun Arapça. Fransızca söyleyeceğim. Reklamlara girelim. Reklamlardan sonra çok şey olacak efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Düşmüşte gül sineler.
düşmüş de gül sineler ıslanmış. Gelse 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 yüreğime dert oldu, dert oldu, dert oldu. Aman aman ağlaya ağlaya da gözlerime kan doldu. Kız ben seni alacaktım da baban önüme ben doldu. Gelsene ne 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 gelsene kurban gelsene. Aman ne söz vermiştik de buradan kalk gidelim senle. Eman 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 eman. Hay gidi hay gidi hay hay gidi hey toki şirini şemem o ki lemmen gidi zeyno ki beşina tezra ve ve karşı dila ta ki Sümer'e yazmasıyam, Sümer'in basmasıyam. Anı doktor getirme, Esmerler hastasıyam. Sümer'e yazmasıyam, Sümer'in basmasıyam. Anı doktor getirme, güzeller hastasıyam. Hay gidi, hay gidi, hay hay gidi, hey toki. Şirin işeme o ki, Mümin gidi, zeyno ki. Şi de la taki Navakizi kenda ala huşka kizi gazala ibu haskir bi hala hay hay gidi gay toki. İlla o hasker ve hala hay hay gidi hey toki. Hay gidi hay gidi hay hay gidi hey toki. Şirin işeme maki lemmen gidi zeynoki. Becina tezra ve vay karşı dila taki. Söre gider mane, lüru haye fermane. Buna hatıra gay toki, aşirli hev şerdane. Söre gider mane, lüru haye fermane. Buna hatıra gay toki, aşirli hev şerdane. Hay gidi, hay gidi, hay hay gidi, hey toki. Şirini şemme maki. Bejna tezra ve verdaş dila taki. Sıddam, sıddam. Efendim. Demiştim size, demiştim size reklamlardan sonra. Biz ne söz verdik seyrine getiriyoruz abi. Allah bize yeter ki ömür versin. Alo. 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 Şey benim. Nazmi Bey. Alo. Alo. Buyurun efendim. Alo. Alo. İbrahim'ciğim. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum sana. Ben
Nazmi Özer Bey arıyor. Evet, Nazmi Özer Bey kimdir diye hemen söyleyeyim. Yapımcıdır kendisi. Emek Film sahibidir. Benim de çok değerli bir dostumdur. Biraz önce Serpil Hanım dedi ya, Nazmi Özer'e çektim. Benim de ama biliyorsun. O, konu, evet, o konuşmaları hiç söylemedik. Yani dur bir dakika, ben bir konuşayım ya. Dur, ben konuşacağım. Hayır. Hayır. Nazmi Özer önemli bir yapımcıdır. Bir yönetmendir aynı zamanda. Daha ne film çektiğini görmedim. Pardon. Nazmi abi aman kurban olayım, canlı yayındır ona göre yani. Terbiyesizleşme. Ya hayır, canlı yayındır diyorum, daha terbiyesizleşme diyor. Yani şimdi ağzımı açtırma. Burası canlı yayın. Yani masa başı değil. Kurban olayım sana. Buyurun efendim. Ben nasıl... canlı yayın falan anlamam da ben şimdi. Nasıl anlamam? Televizyonu mu kapattıracaksın? Nazmi Bey. Yok, biraz ben konuşabilir miyim? Sayın Nazmi Bey. Aramızdan gel birazcık. Buyur, buyurun efendim. Ne için aradınız? Ay bugün Nazmi herkes Bey, benim arama giriyor. Hem telefon bağlıyorsunuz. Dur şu, ama bir adamın derdini sorayım. Kızım sen az önce Banu Akkan'a da fırsat vermeden. Hayır. Ben biliyorum. O üzüldü. Allah ben başka verecek. Bir şey anlam için ya, söyledim. Dur abicim bir bakalım ne için arıyor adam. Ben biliyorum ne diyeceğini. Buyurun Nazmi Bey. Şimdi oradaki sanatçı arkadaşlarımıza saygılarımı iyi akşamlar diliyorum. Bir dakika. Şimdi saygılarımı sunuyorum. Bir dakika. Şimdi, bir dakika ya. Nazım abi bir dakika. Niye bir dakika? Sen kulaktan evet, ya bir dakika. Ya bir telefonu kapatma. Televizyonun sesini kapat ki sana ses geç geliyor. Konsantrasyonun bozulur ha. Ha peki. Ha, kulaktan dinle çünkü ses gecikme gelip bekliyorsun konuşmak için. Evet, niçin aradınız? Şimdi biraz evvel Banu Alkan'la Serpil Çakmaklı'nın arada bir öyle birbirlerine girdiler. Benim yapmış olduğum... Ya beni dinliyor musun Nazmi abi? Nazmi abi lütfen televizyonun evet. Sesini kapatır mısın? Sinir etme beni. Kapattık. Ne kapattık orada niye bekliyorsun? Oh, sen kendi konuşmanı dinliyorsun, tekrar bir daha konuşuyorsun. Yankı yapıyor. Kapat sen bizi telefonun tamam, kulağından kapattım. Dinle. Ha, peki evet. Evet. Ne evet? Şimdi Banu Alkan'la olan aradaki bir çatışma çıktı ikisinin arasında. Fakat burada bir şeyi anlatmak istiyorum ben. Yapmış olduğum bu ikiliye dikkat filmi o bilmiyorum 80'li senelerdeydi herhalde zannediyorum. Evet. 86, o zamanın en büyük 86, iş yapan filmlerden 86. Ben şimdi burada Serpil'e bir şey söylüyorum ben. Hangi kamera? Serpil Çakmaklı filmi beğenmediğini söyledi. Ben Nazmi'cim yılanların öcünü beğeniyorum. Ben yani. Bu filme bir dakika ben konuşayım. Tamam. Ben konuşayım ondan sonra o konuşsun. Ben filmi ne bileyim ben sanat filmi diye falan yapmadım. İş filmi diye yaptım. Ben de aynı şeyi söyledim. Senelerce Serpil Çakmaklı ile çalıştım. 5-6 tane de film yaptım. O aynı zaman şekilde da, ben o filmleri aramız, çok seviyorum. Hiçbir sorun çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Burada kalkıp ben filmi beğenmedim etmedim. Şimdi o zamanki box office olarak da şunu söylüyorum. Yani Banu Alkan onun üstünde bir insandı. Yani şey olarak artist olarak jampi olarak kalkıp da şimdi yani ben senin altındayım, ben senin üstündeyim, ben bu filmi beğenmedim diye benim filmime bir orada çamur leke sürmesi çok ayıp etti. Aniden canlı yayındır şey ettirebilir. Yani ben bunu söylemek istiyorum. Benle bana bağlı bir artisti kaç sene benimle beraber çalıştı, kalkıp da burada bu filmi kötülemesi kendisine yakıştıramıyorum, ayıp ediyor. Ben konuşabilir miyim buyurun, şimdi? Dinle evet, şimdi. Bunu söylemek istedim. Tamam peki dinleyin şimdi. Şimdi bir kere Nazmi'cim biz çok eski dostuz. Bir kere evet. Bana bu tarz konuşmana ben sana kırıldım. Serpil onun altındaydı falan demen hiç yakışık almadı. Öyle bir durum olmadığını kendin de biliyorsun. Evet, sen onun ben bu filmi ilk defa bu programda söylemiyorum. Oynadım. Bir dakika. Ben, doğru, ben Okan söylüyorum. Bayülgen'in programında yine biz Banu Alkan'la katılmıştık. Seyirciler belki hatırlarlar. Yine aynı olay gündeme geldi. Ben dedim ki ben o şirkete film çektim. Bütün filmlerimi beğeniyorum ama Banu Alkan'la yapmış olduğum bu filmi beğenmiyorum dedim. Bu
çok büyük bir adalettir ve ben bunu söyleyebilirim. Ya ben sen Banu Alkan'ı kıskandığın için söylüyorsun bunu. Başka ben bir şey öyle durumlara yani. O zaman olayın tadı kaçtı. Kusura tadı bakma. Hiç sen cevap vermiyorum. Ben hayır. Tadı kaçar tabii yani. Bir şey söyleyeceğim. Yani, benim için Kadir İnanır Fatma Girik'le çekmiş olduğum değerli sanatçılarla çekmiş olduğum film çok daha önemli. Siz istediğinizi söyleyebilirsiniz. Siz benim büyüğümsünüz, size saygı duyuyorum. Ama sizin söylediğiniz lafı da hiç yakıştıramadım. Ben de sana saygı duyuyordum. Fakat bunu filmi kötülediğin için sana bu filmi şimdi hiç kötülemek duyuyorum. Değil. Ben bu çekmiş olduğum filmi beğenmiyorum dedim. Bu filmi, kötülemek mi? Filmi beğenmiyorum. Yani sanatsal olarak mı söyledin? Evet. Ben sana diyor ki ilanların öcünü de Nazmi Özer'le çektim. Evet. Onu çok beğeniyorum. Şu, herhalde çok ama güzel bir film. Ama o sanatsal bir filmdi. Bu değildi. Onun için beğenmiyorum. Evet. Bu da iş filmi. Ticari bu da amaç iş için, filmi yani. Ticari amaç için yapılan niye bir filmdi. Niye oynamış o zaman? Niye oynamış o anlaşmamız zaman? Vardı. Neden oynadın o zaman? Anlaşmamız yani, vardı. Türkiye'de en büyük işlerden birini yaptın. Ay Nazmi bir dakika. Yani neden bu şimdi ben kibarlık davranıyorum da bırak Allah'ın aşkına. Banu Alkan'la konuşup da buraya telefon açıp da yok onun altındaydın, üstündeydin. Lütfen ben rica ederim. Ben mi ben konuşayım? Programlara ben katılıyorum ilk defa. Bu tarzda bir programda yok. Kavga çıkarıyorum. Lütfen rica ederim konuşmalarına dikkat et. Sen sana saygım var. Büyüyümsün lütfen. Yani, Banu Alkan'la konuşup buraya telefon açma. Ne demeyeceksin? Açma, açma. Banu Alkan'la konuşma, açma. Bak seyirciler beni alkışlıyorlar. Yani bak, neyi söylüyorsun? Banu Alkan'a, neyi söylüyorsun? Bak, Banu Alkan bana telefon açtı. Yakışıksız konuşuyorsun. Dikkat et sözlerine. Nazmi abi puan al. Nazmi puan almaya geç. Nazmi abi puan almaya geç. Alkış onun. Hayır şimdi bir dakika. Dur, o zaman dur, seyirciye soruyorum. Bir dakika. Seyirciye ben soruyorum. O zaman böyle bir dakika, filmde bir dakika, oynamayacaksın bir dakika, o zaman. Bir dakika. Zorla oynatmadık. Bir dakika. Zorla Nazmi oynatmadık seni filmde. Sen, buradaki de halk değil miydin? Ben de halka soruyorum. Bu ikiliye için. Dikkat filmini beğenmedim dedim. Siz benim başka filmlerimi de seyrettiniz. Bana katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Ben Nazmi Özer'i asla kötülemedim ki. Kimse oynatmadı filmde. Sen kendin can atıyordun filmde oynamak için. Bak aa diyorlar gördün mü? Bırak bak canım, şimdi. Bırak bu işleri bırak. Sen kızgınlığından konuşabilirsin. Bak. Sana yakıştıramadım. Bak seyirci ya, sana cevap veriyor. Ben bundan bunu. Sonra konuşuyorum. Bir artiste yakışmaz böyle. Ben bu ben filmi beğenmedim, etmedim. Ben ustalarıma saygıdan bahsettim burada programda. Ben 150 tane film yaptım. Çok mu dokundu bu ikiliye dikkat ben filmini beğenmiyorum filmi demem. 150 tane filmin sahibiyim. 52 tane de yönetmenlik yaptım. Sen, tamam ben onun dışında bir şey mi söyledim ben? Nazmi abi. Efendim? Efendim canım. Ben çok teşekkür ediyorum aradığın için. O aslında sen yanlış anladın. Öyle demek istemedi. Ben biliyorum. O şimdi konuşmalarından sonra üzülecek. Yok sen onun altındaydın. Tamam altında olayım bu Nazmi. Bu altında Özel. Üstünde meselesi seyirci biraz. Seyirci bunu biliyor. Biraz şey kaçtı Nazmi ben, abi. Ben kırılmam ona. Gerçekten kırılmam. Bir dur şey bir dakika. Ben konuşmayı tecavüzcü bitirmedim. Tecavüzcü coşku konuşsun abi. Bir dakika abi. Evet. Babacığım. Ben senin üvey evladınım. Senin ya filmlerinde, hocam. Senin filmlerinde onlarca filmde oynadım. Paramı da aldım, her şeyimi aldım. Sizlerin sayesinde şöhret oldum. Seni çok sevdiğimi biliyorsun. Sen rahatsızsın biraz. Lütfen bu şekilleri kapatın. Nasıl? Rahatsız mahsızlık falan yok. Aslan gibiyim ben. O rahatsızlığı şeyden yani yaş döneminden. Yani çok streslisin. Seni çok seviyorum. Sen en büyüksün. Vay. Vay. Sağ ol, zaten büyük ya Allah. İbrahim bir şey abi, söyleyeceğim. Bir şey ya bir şey bana, söyleyeceğim. Bir dakika, bana benle ilgili konuşuyorsunuz. Bir dakika, bana fırsat vermiyorsun. Bu nasıl bir şey? Nasıl vermedim? Bayağı. Kendini bak daha, benim konuşmalarım daha, nereye gitti dakika, ve bana dakika, kırıldı. Nazmi abi şimdi sıra kırıldığı bana geldi. Için, yok sen söyleyeceksin dedim, bunlar dakika, çok dakika, çirkin ama şeyler başka ya. Başka bir şey dedim. Ben dedim ki bu seyirciyle bak, dalga filmi, geçmek seyirci biliyor yani her şeyi. Bir dakika ablacığım ya. Ben ne dedim? Dedim ki yılanların öcünü beğenmiş, onu beğenmemiş. Bu senin doğal hakkın. Evet. Ben de eski şarkılarımı, eski kasetlerimi beğenmiyorum. Teneke ses. Ya teneke. Ben onunla 5-6 tane film yaptım be. Ya hepsini beğeniyorum. Tane film onu yaptım. Beğenmiyorum. Bana bağlı, Nazmi abi, beğeniyorum. Nazmi abi. Bana bağlı bir Nazmi asitti. Abi. Ya bir dakika kurban. Eğer böyle konuşacaksak kapatayım çünkü anlaşamıyoruz. Banu Hanım. Alo. Alo. Eyvah. Merhabalar İbo'cum. Bu da her böyle söylüyor beni. Daha direkt kafadan beni alıyor, onun tarafına geçiyorum ben mecburen. Tamam belli oldu işte program. Hayır İbo'cum sen çok akıllı bir kere daha reyting bir numara herkesi programda. Herkesi bilirsin, herkesi tanırsın.
Ayrıca tekrar herkese iyi geceler, iyi akşamlar Türkiye. Ben şöyle... Nazmi Bey'le görüşmüş müyüm, görüşmemiş miyim? Soralım öbür taraftan Nazmi Bey'e. Nazmi Özel bana kızdığı için bu lafları etti. O da söylediği lafların öyle olmadığını biliyor. İbrahim sen yakınlığımızı biliyorsun. Nazmi Bey maalesef ki doğruyu söyledi. Siz... Ayrıca her şey sanattır. İbo, bir dakika bir şey soracağım. Ben bir şey demedim ki benim. Her şey sanattır. O muhteşem bir filmdir. Ben sadece şunu soruyorum. Türk halkın zirvelere inanılmaz reyting olarak taşıdığı bir film sanat değilse nedir kardeşim? Her şey sanattır. İçindeki insanlar da sanattır. Biz de orada sanattık. Film de sanattı ve çok da güzel mesajı olan. O zaman... Ama ne yazık ki ikinci kadın olduğu için orada. Bir dakika Banu Hanım. Banu Hanım. Çok doğal. Banu Hanım. Milyonlarca insan bana Banu Hanım. Banu Alkan'la filmde neydiniz? Banu Hanım lütfen bir beni dinleyin. Dinleyin bebeğim, dinliyorum. Öyle bebek mebek deme kardeşim ya Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Şimdi Nazmi abi de dedi ki sanat yönü olmayan bir filmdi. Biz onu ticari olarak yaptık. Burada birlikte miyiz? Burada... Ya evet, Nazmi evet. Bey belki... Televizyonunuzun sesini kapatır mısınız lütfen? Tabii canım bebeğim. Allah Allah. Abi bu saatten sonra yani... Alo. Ya biraz kendine evet. Kendinizde misiniz? Yani ben öyle dayanamam bebeğim ben... Hayır ben kendindeyim. Bebeğim! Ah, o kadar! Ne? Sana gönlü... Sana demiyorum ama. Yani bana da niye diyorsun? Evet, dinliyoruz buyurun. Bana da diyebilirsin ama bunu İbo ne olursun. Bu şarkına bayılıyorum. Buradan İbrahim söylediği zaman ben her zaman sadece aşkımı yaşıyorum ve muhteşem bir şarkı. Neyinizi yaşıyorsunuz? Neyse söyler misin bunu İbo? Neyinizi yaşıyorsunuz? Aşkınızı mı? Hangi aşk? Kaldı ya mı? Bu şarkıda aşkınız... aşkı yaşıyorum. Vay vay ama ben şurada şunu söylemek istiyorum. Siz geçmişte de olsa şimdi de olsa... Yüz yüze geldiğiniz zaman birbirinize şapur şupur öper birbirinize de saygı duyarsınız. Yani şimdi bu burada telefonda konuşuyorsunuz ama ben gerçekten üzülüyorum. Ben az önce söyledim ya kavgacı değilim kavgayı sevmem. Siz de kavga etmeyin. Yani o zaman ticari yapılmış bir film. Bu da çok kendim... haklısın İbrahim. Bu da canım benim. Ama ben sürekli yalnız o filmi ve gerçekten yerini bulmuş muhteşem film. Nazmi Özer'i çok iyi tanıyorsun. Nasıl bir prodüktör olduğunu Nazoş. Biliyorsun. Hangi filmi? Nazoş. Onu tartışmıyoruz ki bana. Bir dakika. Yani mesele Nazoş. Nazoş telefonda mısın? Nazoş. Atlayayım atla. Bu babasıyla ben Nazmi Özer'in evine girmiş çıkmış. Eşiyle, çocuklarıyla, arkadaş olan insanım lütfen olaya bak. Reklamlar, reklamlar. Abi kimse kimseyi dinlemiyor yani. Ki bir Allah için bir... Birinizi ya, o konuşuyor. Özür dilerim de bir şey söyleyeceğim. 21 yıl geçmiş neyin kavgasını ediyorsunuz be güzel dostlar? 21 yıl geçmiş. Şehitlerimiz ölmüş, polislerimiz ölmüş. Neyin kavgasını ediyorsunuz? Sinema dediğin dostluğu ve sevgiyi insanlara veren güzel eldir. Sen Nazmi Özer yani Bey. Neyin kavgasını ediyorsun? Orada parayı götürmüşsün. Şimdi bu kızların peki. Parasını yiyorsun. Banucuğum şimdi... seni de seviyorum. Herkesi çok seviyorum. Türk sinemasına hayatınızı veren tüm insanlar başımın üstünde. Hepinizin önünde eğilirim. Sizleri seviyorum. Sevmekten başka bir kelimem çıkmaz. Şu kadar küçücük bir dünyada neyin kavgasını ediyorsunuz be güzel kardeşlerim ya. Ağabeyim ben de herkesi seviyorum. Neyin kavgasını ediyorsunuz? Çok yakışıyor mu ya? Yakışıyor mu? Yakışıyor mu? Yakışıyor mu? Ne? Çık. Haber göndermedin mi? Saçlarını yol getir. Aa, yediler beni. Mutlu ol yeter mi? Yok abicim yok. Öyle o kadar romantiklere gidemeyiz. He? Peki yarışmaya sokalım. Ben şimdi isimleri sayacağım. Siz alkışlayacaksınız.
Kim fazla alkış alırsa onu okuyacağım. Kim fazla alkışı? Hangi şarkı fazla alkış alırsa? He? Bak dedik, o da dedi ki hepsi aynı alkışı alır ki dedi yani. Peki, saçlarını yol getir. Şimdi ben de bir şey söyleyebilir miyim İbrahim Tatlıses için? Tabii buyurun, iyilik meleği. Estağfurullah. Siz zaten kalbiniz dünyanın en güzel bir kalbine sahipsiniz. Siz sürekli araya girin, barıştırın. Hayır, millet, ben... Ya bırak kavga ediyorlar, biz kavgayı sever bir şey grubuz burada. Şimdi grubuz. Türkiye Cumhuriyeti'nde çok güzel bir ses var. Allah'ın bir hikmeti. Yani hakikaten Allah'ın bir hikmeti. Kalbi de güzel, kendi de güzel. Benle dost olur, 10 senede, 20 senede iki kere selam veririz. Ver gaz benim, evladım, ver gaz evladım, ver gaz evladım. Eğer yalan söylüyorsam Allah şu anda benim canımı alsın. Allah etmesin. Vefatim var mı senden? Var. Sana yağ çekecek halim var benim? Sen İbrahim olsan ne yazar, yazmasan olur. Ben ağa olsam ne yazar, yaz. Mami konuşsana mami. Konuş mami. Söylüyorum ama delikanlı bir adam. Coşlu insan bir gibi bir insan. Sesi Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmeyen bir ses. Adam gibi bir adam, İbrahim Tatlıses. Herkes sana bakıyor. Daha ne konuşayım kardeşim? Ben şimdi konuşma dedim sana. Şimdi konuşuyorum. Yalan mı? Ha içinden mi geldi benim şey? Ama doğruyu söyledim baba. Vay. Vay senin. Sen yeter babanın ki mutlu ellerinden ol. Öperim. Yok öpme. Ben yer çekecek halim yok. Ben arabeskçiciyim. Kasetim yok. Ben filmlerimle gelmişim. Necdet bak, Kirve. Necdet bak, Kirve. Şimdi şu kadar göz sana nasıl bakıyor? Bak ne, sana nasıl severek bakıyor? Bak. Bak, bak, bak. Hepimiz, bak, hepimize bak, bakıyorlar ya. Bak, 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 bak. Beni de arada seçiyorlar. Yalan mı evet mi? Yalan mı evet mi? Konuşacak bir kelime var mı mami? Yok. Yok. Necdet Kirve. Var mı? Sesiyle, kişiliğiyle, güzelliğiyle işte, İbrahim Tatlıses. Ya ona ne soruyorsun zaten bizden? Ama başka... mami artık ayıptır. Kaç senedir, 40 senedir yanındasın herhalde. 100 sene oldu mu baba? Yaşını bu da 35, küçültüyor 35. Kadınlar gibi. Tabii bu da yaşını küçültüyor. Mami mi? Sen. Ben hayatta küçültmem ya. Ben 52 doğuluyum. Kim nereye çekerse çeksin. Anama soruyorum. Anam tam doğru dürüst söylüyor mu bilmiyorum. Nüfus memuru 52 yazmış. Bir tek otu, iki otu 52. Sen 52 değilsin ama görüntüde 40 yaşındasın İbrahim Tatlıses. Görüntü doğru. Aynen 40 kimin görüyor? Vallahi 40 yaşındasın. 40'lıyım kendimi. Ay. Efendim sevgili kirvemiz Necdet Ulucan şu anda... Amerika'da. Diyem bir gülüler. Amerika demem lazımmış. Oradan oturmuşlar şu anda dostlarıyla birlikte bizi izliyorlar. Bizi izliyorlar. Buradan ona bir parça gönderiyorum. Berdal Serdal. Berdıl Serdıl. O az önceki parça size değildi ha. Keyifli bir parça olsun diye söyledim yani o. Size çok daha ondan sonrası geldi dertli. Bu arada. Ağam ağam öz ağam. Mı desem uzun hava, uzun hava, yoksa mutlu ol yeter mi desem, yoksa yalnızım dostlarım yalnızım mı desem, yoksa bebeğim mi desem, uzun hava. Peki. Bir şey söylemek istiyorum. Bak seni İzmir'den sevenler de var. Çok güzel bir anne seni seyrediyor. Adaşım Ahu'nun annesi. Amerika'dan da Aydan, Taylanlar seni seyrediyor. Ayrıca... Bizi hepimizi seyrediyorlar bak, şu anda. Çok ciddi söylüyorum bunları. Telefon aşağı ben bunları söyleyemem dedim. Yıldırım Yemek'ten Sayın Metin Bey ve Tekin Bey, GAP Güvenlik seni seyrediyor. Çok seviyoruz onu diyorlar. Ben bunları söyleyemem. Bu habere sana dedim. Telefon mu geldi? Size gelmedi mi telefon? Ayşe Ülmemik benim yapım şirketimde. Bizim de bir televizyonumuz var. Beş adım. İkimizin bir televizyon ha, komşuyuz, şirketi var. Komşuyuz ama... Çal bakayım şimdi o zaman bütün geliyor. Dertlere tercüman olalım. Deme evladım. Ağam, 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 ağam. Ah. Arif Hoca, aklımdasın, unutmuş değilim, aklımdasın hoca. Şimdi olaydın da bu parçayı çalaydın.
beni bu Ali Efendi'ye muhtaç etmeyeydim. Ağam, 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 fikrin saf etgez ağam. Yatmamışam o yağam, gam yükine dayağam. Yatmamışam o yağam, gam yükine dayağam. Özbeğim ağam, sana gözüm demem tene düşer kör olur. Ben sana gülüm demem gülün ömrü kem olur. Ben sana reyhan demem yaprak döker dal olur. Aleynüm aleynüm aleynüm. Demem yaprak döker dal olur. Ben sana gülüm demem gülün ömrü kem olur. Ben sana sultan demem tahttan düşer azlı olur. Ben sana paşam demem tahttan düşer azlı olur. Ben sana begim diyerem, ben sana begim diyerem. Çünkü daim begler, daim begler beg olur ay ay.
Şimdi veteranımıza geçiyoruz. Şimdi ben şöyle bir şeyi savuruyorum. Filmlerde olan bir takım şeyleri. Tecavüze gel evladım. Tecavüze gel. Onun veteresini ver. Filmde olan bir takım film icabı yapılan hilleleri kale almıyorum. Çünkü o filmdir, sinemadır diyelim. Sinema hillesiyle götürüyoruz. Şimdi bir kadını, bir kadınla bir erkek tek başınaysa, bir erkeğin bir kadına tek başına güç yetirmesi, yani özür dilerim, lafı bile telaffuz etmek istemiyorum, hiç mümkün değil. Şimdi bir kadın bir erkek 5 dakika mücadele verdikten sonra ikisi de olağanüstü yorulur ki en fazla erkek yorulur. Niye? Çünkü onun amacı, gayesi çok kötü. Amacı kötü olan insanın heyecan basar. Kalp çarpıntısı yükselir. Şimdi burada soralım. Filmlerde filmin melek gibi olan, kral gibi olan delikanlısının kızına kötü adam olarak, ya sen nalet bir adamsın. Filmlerde film icabı kötü adamsın. Seni seviyorum abi. Allah ver öyle bir şey deme, geberteyim. Zaten Serpil Çakmaklı'ya da şey yapmıştım. Şimdi filmin dışında bir insan bir kadına tecavüz edebilir mi? Mümkün değil. Niye? Şimdi nasıl anlatayım ya? Ben senelerce bu işi yaptım. 43 senelik aktörüm. Hangi işi yaptın ya? Hangi işi yaptın? Abi bu benim işim, ekmeğim. Bilemeyeceğim. Yani kötü adam rolünde hep. Bir dakika, bir dakika. İki tane kardeşim var burada. İkisinden de çalıştım. Bir sorsana kendilerine herhangi bir aksiyon yanlışlığı oldu mu diye. Mikrofonu... Abi mikrofonsuz konuşma. Gel mamayı buldu. Gel buraya abicim. Gel buraya. Mamayı bulunca dünya bitti de. Bana tecavüz etmedi. Banal kral. Film icabı yani. Canım benim. Öf benim. Sen aradan kaytarmışsın demek. Gel bakayım abi gel. Şimdi sana mesela bir tane bizim bir abimiz vardı. Hep ona rol gider, garson rolü. Hep garson. Orhan. Evet. Sana da hep bu tür roller mi geldi? Niye? Tipin mi kötü abi, nedir? Ya bilemeyeceğim de. Sen istersen ben... Türkiye, Türk Cumhuriyeti'nin en büyük rejilerinden biri oldun. En güzel klipleri çektin. Güzel filmler çektin. İstiyorsan oynat, nasıl tecavüz edileceğini coşkun. Herkesin önünde altı var göstersin. Sen yönetmen ol. Abicim bir şey söylemek istiyorum. Canımsın benim. Hatırladığıma göre 85'lerde beraber Antalya'da çalışmıştık. Dev bir kadroyla. Hatırlıyor musun? Evet. Amcaoğlu oynamıştım ben. Evet. Bana mı diyorsun, ona mı diyorsun? Ha. Hemen görelim Vetere'yi, amcaoğlu evet. Bakalım. Allah cezanı verecek. O zamanlar... Çok güzel bir çalışmaydı. Ben evet. Mutluluk yaşadım. Bir de seni yakacaklar filmi abi, tahmin ediyorum. Bir şey hatırlıyorum. Burada tekrar teşekkür etmek istiyorum. Kim oynuyordu orada ya? Abi bak şimdi burada ağlayanlar çıkacak. Erol Taş. Hayati Hamzoğlu. Evet baban oynuyordu. Allah mekanlarını cennet etsin. Allah rahmet etsin. En kötü adamlar ama en güzel yürekli insanlar. Ben sana gerçekten. Yadikar kaldım. Sen de gideceksin. Hepimiz aynı yere gideceğiz. Yok ben gelmeyeceğim senden birlikte. Başka benim arkadaşlarım abi, başka. Abi lütfen benden gel. Bizim mekan cennet olabilir. Şimdi sana böyle filmler teklif geliyor mu? Hayır ben çok uzun zamandır Antalya'da yaşıyorum. Takriben 16-17 senedir çalışmıyorum. Kaç yaşındasın ya? 63 yaşındayım. Yapma bırak şunu işte. Ciddi misin? Ben 1945 İstanbul Samatya doğumluyum. Parmaklarınızdan sayın. Ayın 14'ünde doğum günüm var. Tam 63 yaşına giriyorum. Urfa. 63 Urfa. Ciddi mi 63'sün? Evet. O Nazım abi sen ölmüşsün de haberimiz yok ya. Nazım abi senin yanına getirdiğim zaman sen onun... O benim babamdır. Ona çok saygım var. Bak benim babamdır. Çocuğu gibi. Çok severim. Evet ben onun üvey evladıyım. Sen ciddi mi 63'sün yoksa 53 mü? Evet 1945 doğumluyum. 6. ay 14.
İkizler Burcu. Bu neden kaynaklanıyor bu yaşın böyle diri kalması? Ya bilemiyorum, sevgidendir herhalde, dostluklardan. Bugün Beyoğlu'na gezdim dedim. Evet, ben bugün çok uzun zamandır sayende Antalya'dan deplasmana geldim. Yarın torunumu göreceğim, kızlarımı göreceğim. Lan sen gitmişsin oğlum, lan ne oldu sana lan? 63 torun, morun. Evet. Allah'tan bize de şeyler yok. Ben burada yani bir şey söylemek istiyorum. Benim 1973'lü bir kızım var. İsmi Uzay. Uzay mı? Evet. Bir de 1978'li ikinci bir kızım var. İsmi Dünya. Ondan sonra 1983'lü bir kızım var. Güneş. Uzay, Dünya, Güneş. Bir de şimdi torunum var. Uzay'dan Uygar diye bir erkek. Ne? Delikanlı var. Uzay'ın adı? Oğlu Uygar. Uygar. Evet. Bu ne oluyor? Yani bize okumamış diyorlar. Senin dediğin gibi Oxford vardı da biz mi gitmedik ama ama çocuklarımız bizimden yaşıyorlar. Serpil, senden oynadın mı film? Var mı birlikte film? Olmaz mı? O benim hangi canım. Hangi tür benim bizimle birlikte oynadığımız filmde var mıydı? Vallahi bilemeyeceğim ama. Yok. Tecavüz ettin mi buna? Yok, onda yoktu. Şey vardı. Civan Canova. Hı? Civanca Hikmet Taşdemir vardı. Hı hı. Suzan Avcı vardı. Hikmet abi. Evet. Vay, yaşamak vay, bu vay, değil. Vay. Bodrum ne kadar boştu o zamanlar. Şimdi son finalde ölüyor bu. Lan biz de yeniyiz kardeşim. Bunu taşıyacağım. Dur. Temel Gürsu da bunu taşıyacak. Şarkı bitmiyor bir türlü. Benim bir şarkımı koydu finalde. Öl bir kız kendini asmış. Aldım kucağıma gidiyorum. Normal taşıyorum. Şöyle bir ara bir baktım. Abi maşallah. O zamanlarda çok senin... şişman değildin yani o zaman. Kilo da bayağı düşüktü değil mi? Ben zayıftım ya. Zayıftın. 48 beden giyiyordum. Allah cezam verecek şimdi ben 2 beden giyiyorum. Serpil de biraz daha balık etiydi. O yıllarda daha kiloluydum ben tabii. Sen kiloluydun. O zaman kiloluyum. Şimdi 36 bedenim. Çok güzel bir aşk filmimiz vardı be. Çok güzeldi. Bir görelim bakalım abi. Bir görelim. Yarın akşam sizi de değirmenin yanında bekleyeceğim. Daha rahat orada. Konuşuruz. Dur orada. Lan. İki kare geri gel, Allah cezanı verecek. Evet, dur burada. Anananın. Anananın. Anneannem, hakikaten yakışıklıymışım lan. Vallahi billahi. Şuraya baksana ya. Vay be. Sen bu oğlanı beğenmiyorsun ha? Ha Tuğba. Bence yıllar geçtikçe daha yüzü oturdu. Değil mi? Evet. Hıyarlaştım. Şimdi daha yakışıklı. Hepimiz yaşımızı başımıza aldık canım yani. Değil mi? Yok canım. Yıllar siz daha geçince, siz kızım yaşındasınız yani. Istiyorum. Erkekler o kadar da değil artık. Yok, gün aldıkça yani her Allah'ın verdiği hikmette herkes nefes alsın inşallah. Hakikaten yüzünüz erkeklerde daha güzel oturuyor ve kişiliğiniz 40'tan sonra, değil mi? 40'tan sonra. Oturuyor. Nazan Şoray bir şey derdi. Erkekte mutlak yüzündeki o çizgiler, o şeyler olmalı yani. Çizgi şimdi demiyorum. Bazı görüyorum böyle gözlerinin altlarını şey diler falan. Çizgi falan değil. Hayır hayır, çizgiler oturuyor, yüzü oturuyor yani böyle. Yüz oturuyor. Karakter dedim. Oturuyor. Karakter oluyor yüzünde. Karakteriniz için bir şey diyemedim. Yüzdeki karakter diyorum yüzünüz ya. Yüzünüz oturuyor dedim. Karakteriniz bak, için. Bak sen hiç yüzün karaktere hiç değişmemiş. Bebek gibisin halen. Ya bana lütfen yağ çekme. Kurban ya, olayım sana. Gel, yaşlanıyorum. Be. Vallahi artık değil ya. Artık dökülüyorum. Ya vallahi Coşkun, geç abi şu resme. Geç abi Coşkun. Bu derin bozuluyor. Kıvır kıvır saçlara bak. Kuzu. Coşkun yapma. Kuzu. Filip Coşkun yapma. Oğlum Merinos kuzusu Coşkun. Kimin? Merinos. Coşkun. Geç abi. Coşkun yapma bir dakika. Coşkun. Ay, Coşkun. Biliyordum geleceğini. Geldim. Bir dakika ne oldu? Orayı kaçırdık abi. Nereye geldi? Kim geldi? Gel geri ya. Nereye gitti bu? Coşkun bana geldi, bir yere gitmedi. Sen dedin adama yok tecavüz etmedim ne. Dur adam şey yapma ya. Evet yürü. Biliyordum geleceğini. Geldim. Ama sana gel geri, gel geri, gel geri. Gel geri şu dur. Bir iki kare yürü, iki üç kare. Hayır hayır yürü 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 yürü. İleri yürü, Allah yedi beni. Yürü. Dur orada. Gel geri 3 5 kare gel 5 5 5 gel. Dur. Ağzı açılsın. Şu güzelliğe bak ya. Bu ne lan? Ha? Bu Serpil Çakmaklı işte. Esmer güzeliydi o zaman. Vay be. Yürü abicim. Karın kızıyım ben. Gönüllerimiz sevda ile yüklenmişse, kanımız damarlarımıza tutuşmuşsa vız gelir bu dünya. Kim durdurabilir
yüreklerimizin bu deli çarpıntısı. Sus. Allah Allah. Böyle konuşma. Gün gelir pişman olursun. Beni olduğum gibi kabul edemezsin. Yok. Seni hep seveceğim Emine. Vay, 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 vay. Abi, o zaman ne güzel sözler yazıyor. Ben şimdi hayatta bir sevgilim olsa kesinlikle bu cümleleri ona söyleyemem ya. Nasıl söyleyeyim? Kalbimin çarpıntısını nasıl olacak? Senaristler düşünerek yazıyor onu sabaha kadar. Ama ümidim bana çok sahte gibi geliyor sanki ya. Ama filmlerde bu lafları dinliyorsun abi. Ağlayan, mendilleri ellerine alıyorlar, ağlıyorlar. İşte ben de sana bunu söylüyorum bana. Yok be, Abdurrahman Palay rahmetli konuşuyordu ya, ben o zaman. O ilk ikinci, üçüncü, dördüncü filmimizdi ya. Ümit Besen. Nefes kesen. Bazen esen. Gerisini getiremedik. Güzel bir hareketli bir şey abi. Ne? Nasıl şeyim alayım? Yok. Hangi bir parça yok mu? CD miydi? Hareketli bir şey. Ya ona konuşuyor. Sigarası yıldızı yapalım. Rahmetli Abdullah Yüce'ye evet, yapalım. Evet, hareket. Sigarası yıldızı geliyor nasıl nasıl. Öyle bir yar sevdim ki yeni köylü burgasını. Anası da yesin, babası da yesin. Yesin adam yesin, şanikosu yesin. Elimde sigarası, gönlümde var yarası. Beni kalbimden vurdu gözlerinin karası. Anası da yesin, babası da yesin. Yesin adam yesin, şanikosu yesin. Anası da yesin, babası da yesin. Yesin adam yesin, şanikosu yesin. Günüm benim, günüm benim. Derdim aşkım, şanım benim. Ayırmasın Tanrım bizi. Budur inan tek dileğim. Günüm benim, günüm benim. Derdim aşkım, şanım benim. Ayırmasın Tanrım bizi. Reklamlardan sonra, reklamlardan sonra Ahutuba'nın tırnaklarını nasıl kestiğimi sizler de göreceksiniz. Evet, Ümit Baba'ya teşekkürler ediyoruz. Devam ediyoruz. Bela geliyorum demez daha geldi. Ahu Hanım. Ümit Bey. Gelemem çünkü Serpil Çakmaklı bu bluzu hediye etmişti. Sonra küstük ama ben yine arkadaşımın dostluğuna bu bluzu giydim yine. O yine kapattı beni. Niye? Ne olmuş ki bluza? Bluz. Yani hı? Göğsüm açılmıştı. Ya sen ne zaman geç Avustralya'da bile bizi yolda bıraktın ya. Uçağı kaçırttın bize ya. Ya eskiden dikilerdi günler. Lahmacun geldi yerdik acımızdan ödük. Acımızdan öldük diye. Adam mideden başka bir şey düşünmüyor. Biliyorsun mu Avustralya'ya gittik biz orada uçağı kaçırttı ya. Neymiş efendim bir de lahmacun varmış onu yemiş. Yemin ediyorum ya bunu anlatmıştık geçen programlarımızda.
Ayşe Gül'le görüyorsun değil mi? Kaç sene evvel beraberdik. Yine beraberiz. Bütün Ahu dostlar. Hanım, fazla uzatmadan sizi buraya alabilir miyiz ablacığım? Buyurun. Yok canım, Serpil Hanım varken bana ne gerek var? Gel 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 gel. Ben ne yaptım ya sana? Kurban olayım. Evet, alkışlayalım, 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 alkışlayalım. Vallahi ayağım sakat, vallahi ayağım gel, sakat. Gel gel gel. Vallahi ayağım ya, sakat. Ya gel abi. Ya ben gel, ne yapacağım babam ya seninle ya? Allah korusun gel senin ölünü kim öpecek ya? Allah'ıma gel ya. Sen yaşayacaksın, herkes ses. Ya bırak abi, ben anlatmayı şimdi. Sen ne kadar yakışıklısın, sen ne kadar güzelsin, ne kadar cansın, ne kadar harikasın. Ya bana öyle yapma Allah aşkına ya. Gele gele kanalı da senin dibinde açtım. Şimdi Osman Mırıza Amerika'da açacağım kanal, senden uzaklaşayım diye. Ne şişler de ya senden ne geliyor, restoranttan geliyor şişler de. Ooo. Ben yaptım. Gelme. Gelme. Vallahi Hülya Avşar senden iyiydi. Aa. Hepsi güzel. Bak Serpil orada. Hülya niye diyorsun? Ya bir sen gelsene sen buraya. Bir eski arkadaşımsın. Serpil'cim benim için bir kendini feda etsene. Kurban olayım. Mikrofon abi, mikrofon. Mikrofon. Nasıl yok ya? Kim çaldı? Mikrofonum çalınıyor devamlı. İbrahim Tatlıses yapım devamlı, mikrofonlar yakada olur İbrahim benim Tatlıses bildiğim programında yani. Zaten bu en hoş köşesi. Ben izlerken gerçekten Seda'yı izledim. Canım arkadaşım Seda Sayan'ı. Süperdi, ne dedi en sonunda? Çocuğum gel düşecek dedi. Gel. Hakikaten çok, çok güzel. Ben almayayım. Alanında mahsur Coşkun yok. Coşkun önümü gör gelme. Coşkun Allah aşkına gelme. Coşkun kurban. Yarım kalmış bir işimiz vardı. İstersen orayı tercih et, istersen burada bitirelim. Seni seviyorum. Gel bebeğim, gel bebeğim. Beraber. Baba orada bir ara. Başında duracağım. Ne diyeceğim? Şimdi ben İbrahim Tatlıses'i seni seviyor muyum diyeceğim. Hele sen bir gel. Soru soracak, cevap vereceksin. Alkış alıyoruz. Ayağım sakat. Sektimi alayım seni bebeğim. Sen yeter ki dokunma diye çıkıyorum. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Serpil hesaplaşacağız sonra kulis arkası. Allah Allah niye? Düğmele düğmele düğmele. O ne lan? Düğmeliyor. Aile var oğlum, bir tarafım açılmasın diye. Terbiyesiz. Alayım. Gel Coşkun. Gel. Kolunu rica edeyim. Şuraya alayım. Doktorunuz geldi. Ya ben sana ne yaptım ki bu kadar sıkıyorsun beni? Bastır ya. Bir dakika, bir dakika. Erkeklerden korkmayan taş olsun. Hepsinin canı cehenneme bu erkeklerin. Sen öyle bir gel. Sen bir gel öyle canı cehenneme. Lan canı yanlış cehenneme bağladın oğlum lan. Allah cezanı verecek ya. Ahu bende elbise olduğu için. Ben elbise mi elbise? Sende pantolon var. Baksana oraya. Ben şey değilim de. Of. İntikam verme abi. Ne yaptın? Ne kötülük gördün? Mami! Ablacığım evet, arkana şimdi yaslanabilirsin, ben varım. Emin ellerdesin. Dur abicim. Şunları bağlamak lazım. Allah bana yardım et ya. Oha! Her taraftan götürüyor bunlar beni. Dur. Evet şimdi Ahu Hanım. Ne çık... Oho! Tut abicim bunu ya. Bunun özelliği oradan çıkarmayacaksın elini. Yani çıksa bile çıkarmayacaksın. Hiçbir kötülük yapmadın abi. Hele bir salla bakayım hele. Neyi mi sallayayım? Çevir hele bir. Sallayayım. İyi mi? İyi mi, nasıl? Çok teşekkür ederim. Hayır. Ya bu tarafa. Bu tarafa geç. Ay. Şimdi konuşsun. Çok yarım fena kalmış bir hesabımız vardı galiba. Çevir. Biraz önce. Sen Coşkun'u nasıl bildirdin? Seni Allah cezanı verecek. Kaç çocuğun var? Bütün erkeklere ölsün bir tane aşkım var, o da çocuğum. Dur. Bütün erkekler ölsün mü? Tam zamanı. Bize beddua ha? Tam zamanı.
Tam zamanı. Bir dakika. Şu anda beraber olduğunuz bir erkek, sevdiğiniz, saydığınız bir erkek var mı efendim? Bir tane kızım var, hiçbir şey mi yok hayatında? Niye bağırıyor bu la? Abi ben çalışırken bu kadar bağırmıyorlardı yani. Yanlış bağlama mı yaptınız yoksa? Hayır, doğru bağlama yaptık. Peki, çocuğunuz kaç yaşında? Kaç yaşında? 13'e girecek. Niye bağırıyorsun ya? 8.7. 13'e mi girecek? Evet. Kendini küçült. Getir bir kurup. Dur lan. Suratına tükürdü senin. Kim? Derya ilk onun Miami'den geldim. Derya onun ilk şeyde. Ay, yine mi titriyor? Derya kim ya? Derya Tuna. Derya'yı niye karıştırıyorsun abicim? Onun ilk elbiseden ilk altını Derya aldı Miami'den geldiğim zaman. Ha, vay be. Derya Hanım paralar nereye gidiyor? Çıktı ortaya. Allah cezanı verecek. Çevir lan. Çevir. Benim kocam dedi ki böyle bir tane doğuramadın dedi. Seninki de 3 yaşında falandı maşallah yani. 3 mü 3,5 mu böyle maşallah topu böyle. Bir... Hele bir çevir oğlum konuş. Çevirken konuş. Şey konuşurken çevir. Aa! Ay fazla sallanma ne olur. Fırsattan istifade. Alkışlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, 10 numara vallahi helal olsun. İlk defa bu kadar dayanan birini gördüm. Bir daha tutur dayanayım. İki tane bismillahirrahmanirrahim yani. Neşet abi. Bir gel abi, gel bir sohbet edelim sen. Vallahi gel. Ben yırttım. Banu Alkan neredesin? Şu Serpil'i buraya aldır. Beynim ağrıdı, beynim çıktı. Çık. Ben Neşet abinin biraz ilgilenmesini ben istiyorum. Ben Neşet falan dinlemem. Hadi iki gel. Tane. Hayır, gel. Neşet abi gel. Elbisem var benim. Vallahi elbiseni ben örterim. Allah önüne gel. Geçerim. Sen beni attın kurban gel. Ha? Senin Allah canını ben almasın. Gel buraya. Hanımları oturttur diyor ya. Aa, dur abi. Abi. Ver abi mikrofonu. Ay ne kötülük yaptım ben sana. Allah cezanı verecek seni inşallah. Ay beynim ağrıdı. Bir yaslanmanızı rica ediyorum. Ağlamaya ben. Gerek yok ya. Nasıl bağlamaya gerek yok? Var mı? Peki. Ya nasıl yok ya? Nasıl? Serpil. Allah bela Türkiye'yi olur terk ya. Ederim sen oraya bağlanmazsan. Dur abi kilonuz tutmuyor ki. Bir karınca. Coşkun. Kadını evet, görünce saldırıyor. Necat'ı görünce niye saldırmıyorsun? Bir gitsene. Ondan işim olmaz. O benim çok eski arkadaşımdır. 71'den. Evet. 71'den inanın Necat, bana. Abi anlat, Necat abi nasıl anlat, bağlayacağım? Anlat, ya gelsene Coşkun yardıma. Bir danslar ederdi anlatamam size. Biz beraber çalıştık 2 sene. Hayır müzikalinde çalıştık. Ben bas çalıyordum o zamanlar. O da dans ediyordu. Hep kıskanırdım onu. Çok güzel hanımlarla dans ediyor 10 tane. Evet. Ama dünyanın en güzel hanımları. Yani öyle değil. Ondan sonra saçlarım bu hale döndü. Sallanınca göreceksin hanımı sen şimdi. Biz çok gülüyoruz. En son bize kalacak şimdi. Evet. Şimdi şimdi dans et bakayım hele sen. Hele bir çevir göbeği göreyim. Çevir bakayım abi. Bir şey yok. Ya ben onun kadar sallanmıyorum herhalde. Serpil'le bir arkadaşınız oldu mu? Komşumdur benim canım. Komşumdur. Tam karşımda oturur. İtilerde. Tam komşum. Benim karşı sokağımda. Yok karşı apart. Karşı apartman. Çok güzel. Eski arkadaşın için neler söylemek istersin? Canım benim. İkinizi de çok severim. İkinizi de çok severim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bakın. Kadar cesur adam hemen geldi. Pıt diye oturdu. Ne yani ne? Alkışlıyorum abi seni ya. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bunları benim hep sevdiğim arkadaşlarım. Akçakale. Birecik. Ay Serpil Çakmaklı'yı niye oraya alamadın onu anlayamadım yani. Kıyamam ona. Demek ki bir korkun var ondan alamıyorsun Serpil Çakmaklı'ya karşı. Süverek. Eteğim var diye. Var. Viranşehir.
Bak Miranşehir diyor, bak sus diyor bana. Bozova, Ceylanpınar, Harran, Halfeti, Hilvan ve Suruç ve Şanlıurfa. Saygılar, sevgiler, geliyoruz. Geliyoruz. Olayımız ciddidir, geliyoruz. Sizleri çok seviyorum. Saygılar. Şimdi ben de başarılar diliyorum milletvekilliği yolunda. Çok İbrahim, teşekkür İbrahim, ediyorum. İbrahim Tatlıses gerçekten her şeye layık bir insan. Meclis, evet, Ankara'ya geleceğiz. Mecliste inşallah de böyle bir arkadaşımızı görmek bize gurur verecek her zaman. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Saygılar. İnşallah. Kısmet. Olmasa da çok üzülmeyiz yani, onu söyleyeyim de öyle derbeder olmayız yani, ama biz olmaya gidiyoruz. Evet, ne söyleyeyim? Bulamadım. Peki, bulamadım. Sizden bulamadınız. Ne? Vay, vay, vay. Elleri göreyim, elleri! Sen gidince öksüz kaldım, başımı belaya saldım. Olur olmaz kapı çaldım, aşk aradım, meşk aradım. Olur olmaz kapı çaldım, aşk aradım, leymeşk aradım. Ama bulamadım, bulamadım, bulamadım. Bulamadım, bulamadım, bulamadım. Hep seni soran sorana, gittiğin günden bu yana. Hep seni soran sorana, bu şehir dar geldi cana. Başım alıp dört bir yana, bu şehir dar geldi cana. Başım alıp dört bir yana, ama kaçamadım, kaçamadım, kaçamadım yar. Kaçamadım, kaçamadım, kaçamadım. Kaçamadım, kaçamadım, kaçamadım ya.
sen gidince öksüz kaldım. Başımı belaya saldım. Olur olmaz kapı çaldım. Aşk aradım, meşk aradım ama bulamadım, bulamadım, bulamadım. Yar bulamadım, bulamadım, bulamadım yar. Bulamadım, bulamadım, bulamadım yar. Bulamadım, bulamadım. Teşekkürler. Teşekkürler. Burada ne var? Yalan, 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 yalan. Seni sevmedim yalan. Kızgın bir anımda söyledim yalan. Seni sevmedim yalan. Yalan, 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 yalan. Seni sevmedim yalan. Kızgın bir anımda söyledim yalan. Seni sevmedim yalan. Lebek, lebek. Sen varsan her şey tamam. Sen yoksan her şey eksik. Sen varsan her şey tamam. Neyim? Yalan, 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 yalan. Seni sevmedim yalan. Kızgın yanımda söyledim yalan. Seni sevmedim. Teşekkürler. Necat abi. Sayın Alp. Canım benim. Az önce bana bir şey söyledin. Evet, İki tamam. Kişi bir şarkı evet. Okumuşsun. Ne o abi? İşte son bandımızda bir parçamız var. Halkımız da çok sevdi hep. Onu istiyorlar benden. Ne? Kaç saattir arkada. Ne? Arkadaşım arkadaş. Diye bir parçam. Evet. Onu beraber okuyacağım. Nedir abi arkadaş? Arkadaş çok güzel bir parça. Gerçekten. Ne? Yani konusu ne? Konusu, ben dinlemedim. Özür dilerim. Benim, bağışla beni. Evet. Estağfurullah. Estağfurullah. Beraber, kimin şarkı? Benim şarkım. Ne? Beraber olduğum sevgilimle çok aşığım. Her kıskanıyorum. Kimseye tanıştırmıyorum. Ve bir gün evinde otururken sehpanın üstünde cep telefonunu görüyorum onun. Vay vay. Ve o zaman şarkıyı dinleyelim abi. Ozan Beydağ kardeşim, alkışlar mısınız, buraya gelsin. Beraber okuyalım. Birlikte abi. Okudunuz arkadaşım. Birlikte okuyoruz evet. Türkiye'de bir ilk. Yani iki erken düeti hiç yok. Tamam, Ozan da geldi. Bir mikrofon da ona. Klibi de beraber çektiler. Ozan evet. Aldatan oluyor. Yani arkadaşının sevgilisini çalan oluyor. Öyle mi? Vay hain adam. Tecavüzcü coşkun da geçtin. Evet, verelim parçayı. Sen miydin sevgilimi çalan? Anladım ki dostluklar yalan. Sen olamazsın bu canımı acıtan.
beni sırtımdan vuran. Ben miydim seni böyle yakan? Sevdiğine kem gözle bakan. Bilmiyordum onun seninle olduğunu. Nasıl yaptım sana bunu? Ben onu delice sevmiştim. Gözlerine cennet demiştim. Bir daha hiçbir gülen göze inanmam. Yıkılırım dayanam. Çıkarsızca sevdim ben onu. Böyle mi olacaktı sonu? Sen de yandın aşka, bak ben de yandım. Hak etmedik biz bunu. İlkbaharın kışa döndü bu zalimin yüzünden. Dostum senin bir suçun yok, anlıyorum gözünden. Seni üzgün görmektense bu kalbimi yakardım. Öleceğimi bilsem de aranızdan çıkardım. İlkbaharım kışa döndü bu zalimin yüzünden. Dostum senin bir suçun yok, anlıyorum gözünden. Seni üzgün görmektense bu kalbimi yakardım. Öleceğimi bilsem de aranızdan çıkardım. Evet sen de ben de yandık. Bir şeytanım, melek sandık. Bu hayatta bir ders aldık. İki dost biz bize sanmadık. İki dost biz bize kaldık. Bu hayattan bir ders aldık. İki dost biz bize kaldık. İki dost biz bize kaldık. Hadi boşver dostum, o utansın zaten. Teşekkür ederiz. Vallahi çok güzel. Evet, teşekkür ederiz. Yemin ederim çok güzel. Tebrik ediyorum. Güzel kardeşim de sesi ipek gibi maşallah. Aynı kendisi de. Hakikaten çok güzel. İpekçi giller. Hakikaten çok güzel okuyor adam. İpek giller bunlar. Ay canım benim. Evet. Teşekkür ederim. Reklamlar efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Reklamlar, reklamlar. Evet. Bazı dostlarımız oturmuşlar. Program izliyorlar. Bazı dostlarımız oturmuşlar. Program izliyorlar. Bizden de güzel güzel şarkılar istiyorlar. Bir şey söylemek benim istiyorum. Bağırda... Şu anda Amerika Washington'dan Aydan arkadaşıma, Şengül ve Taylan kardeşime teşekkür ediyoruz. Onlar da izliyorlar. Yani Washington şu anda izliyor. Bir yıl Türkler izliyor. Onları da alkışlayalım lütfen. Onları da alkışlayalım. Benim biraz kulaklarım ağırlaştı. Böyle baskı yaptı, yemin ederim. Ne oldu bilmiyorum. Sessiz olun. Gece uyurken kesinlikle oksijen almadan yatmayın. Ya bir pencereyi ya bir kapıyı illaki dışarıdan bir nefes alın. Ben iki gündür böyle kapandım ve sinirlerim de bozuk. Gerçekten söylüyorum. Unuttum pencereyi, kapıyı. Sabahleyin kalktım taş gibi kalkıyorum ya, böyle ağaç gibi. Burnum tıkalı, sesim çıkmıyor. Çıkıyor da. Mesela ben okuyorum şimdi, lezzet almıyorum. Böyle kulağım gittim, şimdi ayağımı diktim havaya.
Baktım tavaya. Sonra baktım aya. Şey, bir güzel sevmiştim yanağı Gamze. Vay, vay, vay. Vallahi. Basınç ya, basınç yaptı. Maşallah izliyorlar bizi tabii ya. Washington izliyor mu? Ya söyledik. Miami'de ha. Vay, vay. Üç, dört. Söz aldılar elimden, kaderle felek ayırdılar, sevenleri kıydılar bir. Sevmiştim yanımda.
Saz ile Ölgin. Güzel kızımıza teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Mugo. Efendim. Aldığımız bir habere göre şu anda Türkiye Cumhuriyetleri olağanüstü bir şekilde yaygın bir vaziyette aldığımız mesajlar, gelen telefonlar, burada İranlı kardeşlerimiz de var. Kerkük de var. Ama sanki telefonlaşmışız gibi boyuna telefonlar geliyor ve sizleri izliyoruz şu anda. Aklımızda değil, başımızda değil diyorlar. Bizimki de zaten bizde değil. Kim bize akıllı demiş ki? Zaten akıllı adam burada ne işi var? Gece saat 8, akşam saat 4:30. 4,5 saattir buradayız. Daha hala bir 4,5, pardon. 4,5 değil. Zam istersiniz değil mi? Allah cezanızı verecek. 12'den sonra zama çevirirler. Sonra kafalarını dama çevirirler. Pantolonlara yama çevirirler. Yama. Bak. Yırtık pantolonlar. Ahu Tuğba. Senin tırnaklarını. Şimdi filmin bir sahnesi var. Ahu Tuğba'yı kabul etmem için. Onu kabul etmem için benim örf adetlerime etik olarak bana uyması lazım. O da sosyetenin çok sevdiği çok güzel bir kadın. Tırnakları uzun. Cadı gibi. Alacağım yanıma ama diyorum ki ben bu tırnaklardan seni dolaştıramam diyorum yani. Babi bana bakma. Benim anamın tırnağına benzemesi lazım. Ben şimdi seni böyle tırnakla bana yetmez yani yemeyiz. Abi filmin dışında sen bir kapris yap. Ben kestirmem tırnaklarımı. Bir kavga bir... Dedim ki kardeşim ben hem oyuncuyum hem yönetmenim. Yönetmen ne derse olmaz mı? Coşkun. Ben pek yönetmen... Daldım abi. Şimdi mesela diyorum tecavüz pat atlıyorsun kendine. Vallahi bana ne dedilerse ben hepsini yaptım. Zaten Allah'tan senin bir gözü verdi iki gözü. İyi bir talebeyim. Doğru değil mi? Yani yönetmen ne derse olmaz mı sette? Olur abi, bal gibi olur. Vallahi yönetmenlerim sağ olsun ama ben pek yönetmen takmadım. Ama sen sonunda dediğini yaptırdın. Tırnakları limon suyuna batırdım, büyüttüm. Demek ki kendimi sana taktırdım. Ondan sonra sen... Takmadım dedi ya kimseyi. Vallahi sonra bir kez hala tırnaklarım uzamadı. Cadı gibiydi tırnaklarım değil mi Mami'cim? Ama ciddi söylüyorum yani bir kadar... O ya, ondan sonra o ki İbrahim kesti ondan sonra hiç tırnak uzatmadım. Vallahi billahi uzatmadım. Yemin ediyorum çünkü şimdiki tırnağı çok kısa ve güzel. Vallahi. Yani bir bayanda böyle 1,5-2 santim tırnağın uzaması zaten... O bana zaten, ders oldu ama. Zaten bana göre... Çok onu temiz tutmak lazım. Biraz da haram derler. Öyle bilirim yani. Ama iki günde bir bakımdaydı. Yani yine bir laf edip yanlış yere gitmesin. Çünkü yemek yiyoruz ondan. Yemek karıştırıyoruz. Salata yapıyoruz. Aa bana bunları yapma. Benim kuaförüm ben denize inerdim. Kuaförüm Sadık kafamda dururdu. Mesele demiyorum yani ya. Yani ha bana bunları yapma şimdi ha. Bayanlar ha, bana adına bunları söylüyorum. Yapma. Bayanlar mayanlar değil mi? Ben nereye gitsem her tarafta benim kuaförüm Sadık da yanımdaydı. Manikürcüm, pedikürcüm yaptı. Sen temiz bir kızdın canım. Öyleydim Allah var. Yani. Ha. Şimdi yok bunu inkar oğlum. Edemezsin ya. Yani. Yok biz sana Cadı bir şey... Cadı gibi de uzattım limon suları değil mi Mami? Bastırdım falan. Elim ayağım... Allah yedi beni bu ya. Çıkıyoruz. Ya biz sana bir şey demedik arkadaş. Yapma bana. Senin biz sayende bak diyoruz. Bir daha tırnak uzatmadım. Daha ya ne diyeyim? Ya hanımlarda diyoruz hanımlarda. Hanımlar dünyanın en güzel çiçekleri. Hanımlar manımlar yok. Ya yeter artık yani. Ya erkekler aldın mikrofonu elinde konuşuyorsun. Hep siz büyüksünüz biz küçüğüz. Ne oluyor ya? Kim? Çocuk doğuran biz, temizlik yapan siz biz. Siz küçüksünüz. Evde bekleyen, boynuz alan biz. Yalan mı hanımlar? Yeter artık ya. Yeter. Abi reklamlara mı girelim ne oldu? Hep beyler önde. Aldın mikrofonu gidiyorsun maşallah. Allah aşkına ne kadar hanım var? Çile çeken kim? Doğuran kim? Doğurtan şey... kim? Dur bir dakika. Allah Allah. Doğuran kim? Doğuran. Ya siz doğurdunuz. Tek başınıza nasıl doğuracaksınız? Allah Allah. O bizim bileceğimiz iş. Sen karışma o işe.
doğuran biz. Parayı getiren kim? Ekmeği getiren kim? Aa. Sabahtan akşama kadar inşaatlarda çalışan kim? Çalışmayan hanımlar var mı aramızda, çalışmayan hanımlar? Bir ekmeğe eğer bir kadın severse, ekmek getirmezse erkek, hiç umurunda mı bir kadının? Umurunda bile olmaz. Başının tacı. Yeter ki bir kadın sevsin. Yalan mı? Yeter ki bir kadın sevsin. Ha, konuşma. Konuşma. Yeter ki bir kadın sevsin. Tamam, sevdi dedik. Fazla kadın şeyini, seviyor. Bir kadın ekmek bile yemez, kocasına verir. Yuvayı yapan dişi kuştur. Yalancılar, ihanet eden sizlersiniz bize. Bizler çok temiziz. Bütün kadınlar dünyanın en güzel melekleri. Dindirlanga gindirlanga gindirlingi gandırlanga gundurlanga gandırlanga gündürlingi gandırlanga gundurlanga gandırlanga. Sana çok yalvarmıştım, kapında ağlamıştım. Bir tek sana ayarmıştım, senin pabucunda ama. Sana çok yalvarmıştım, kapında ağlamıştım. Bir tek sana ayarmıştım, senin pabucunda ama. İsteseydim ellisi, kıvrak ince bellisi, hem de çifte tellisi, senin pabucunda ama. Hem de çifte tellisi, senin pabucun. Çaktalım içe gel ha. Üf, ancak kapatabildim ya. Gel Ümit abi. Ümit abi, senin CD midin yok mu? Abi öyle gitme ya. Ne abi? İkinci şarkıyı koyalım. Hareket abi, hareket. Hareket 11 numara peki. Hı, takım kur 11 ya da 14. Bir çal ben bakayım 11 mi 14 mi? Bu çok ağır. Bir kara kaşın bir... O mu? Vay 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 vay. Evet evet evet. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, aman aman bu kadar dilek. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, aman aman bu kadar dilek. O yarın yüzünü bir daha görek, aman aman daha görek. O yarın yüzünü bir daha görek, aman aman bir daha görek. Gel aman aman yanım. Ula alo, hoş, pardon. Bu hızlı parça mıydı? Dedim ki hızlı olsun dedi. Benim en hızlım ya bu. Ya senin mikrofonun yok mu kardeşim? Abi çalışıyor mu? Autobahn pilini bitirdi bak bunu deminden beri. Bu kırmızı. Abi senin hızlı abi bir parçan yok mu? Son ki. Abi ben de hızlı parça ne gezer ya? Ben romantik müziğin adamıyım. benden ağır romantik şarkı isteyeceksin hızlı parça. Oraya geçince çalarım ama. Burada ne çalacağız? Ben çalayım hadi. Tamam. Mesela I love you, I love you. Olabilir. This as the success true. Tamam hemen. Nasıl? I love you deyince ne oluyor mesela? Şimdi ne yapıyorsun burada? Şimdi I love you deyince burada. Abi mikrofon burada Ümit abi. Ritim. Pardon ha. Kendi mikrofonu. Şimdi ritim arıyorum burada. Hemen basıyorum. I love you ritimi mi? I love you ritimi. Yazıyor mu orada abi? Yok, çifte telli yazıyor. Hakikaten mi? Evet. Ama telli o yazıyor, telli. O
I love you, I love sesi you. Sesi yükseltti biraz sesi. Do you love me? Yes I do. If you want me, tell me, tell me. If you love me, kiss me, kiss me. If you want me, tell me, tell me. If you love me, kiss me, kiss me. I love you, I love you. Do you love me? Yes I do. I love you, I love you. Bir dakika abi, bir dakika abi. Yes I do. Moment. Şimdi ne diyorsun orada abi? I love you anladık senin seviyorum. I love you seviyorum. I love you öyle değil mi? Bak şimdi gerisin abi. Serpil Şakmaklı'nın demin söylediği gibi o filmi beğenmedim dedi ya. Ben de okuduğum şarkılar arasında bu şarkıyı isteyerek okumadım. Piyasa olarak okudum yani plak şirketinin dürtüsüyle. Yoksa bu şarkı bana göre değil aslında. Sırf seni seviyorum kısmı bana uygun. Yani seni seviyorum diyor. Sevgi sözcüğü var içinde. If you want me. Nedir o? Yani beni istiyor musun diyor falan. İşte gerisi? Beni seviyor musun söyle. Devam yes I do diyor. Sen de seviyor musun falan. Vay vay. Öyle vay. Bir şey. Ondan sonra başlıyor. Türkçe bölümleri bana ait. Burası güzel yani. Aslında beste sevgili Selçuk Tekay'ın. Mehmet Tekin de sözlerini yazmış bunun. O güzel gözlerini gördükten sonra aşık oldum birden tutuldum sana. Seviyorum seni sanki deli gibi öldürecek beni bu kara sevda. I love you, I love you. Do you love me? Yes I do. I love you, I love you. Do you love me? Yes I do. If you want me, tell me, tell me. If you love me, kiss me, kiss me. If you want me, tell me, tell me. If you love me, kiss me, kiss me. I love you, I love you. Do you love me? Yes I do. I love you, I love you. Yalnız, yalnız Ümit abi, bu sanki bu parça bir yerden hafif böyle bir... Diyorum ya şimdi... Şimdi bu... Şimdi ben bunu bir tane bir parça okumuştum. Arapça bir parça okumuştum. Olabilir. Çünkü benim bestem değil. O zaman değil. Da, senin de biliyorum. O zaman da, o zaman da tartışmıştık. Dedik ki bu parçada... Leli 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 ya ani ya leli ya leli. Zaten İngilizce bu olduğuna sabah, bakmayın. Sabah Fahri'nin, müezzinken yani kendisi müezzinken, hocayken oradan almışlar bir tane plak yaptılar ona. Tahmin ediyorum 35 senedir bu adamın bu şeyi var ve ben bunu dinlediğim zaman ölüyorum. 1,5 saat sadece bu yaptığım melodiyi yapıyor sahnede. İniyor, giriyor kulise, kıyamet kopuyor, tekrar çıkıyor yine. Leli 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 ya ani ya leli ya leli 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 ya ani ya leli ya leli. Tunus'tayız bak yemin ediyorum evet. Ümit abi Arapça Tunus'tayız Arapça. Bu şarkıyı söyledim 5000 kişi falan vardı bir antik tiyatroydu 5000 kişi ben diyorum ya şimdi leli 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 5000 kişi bir ağızdan. Vokal ya ayn ya lel ya lel. Ya ayn yani gözüm diyor reklamlar girdi gözümün içine. Harika. Reklamlar girdi gözümün harikasın. İçine.
Efendim, başına da teşekkür ettik, şimdi de teşekkür ediyoruz. Başta hanımefendiler olmak üzere bizleri burada ve televizyonların karşısına geçip evinde o sıcak yuvasında, mutlu yuvasında, huzurlu yuvasında bizi seyreden bütün insanlara 7'den 70'e herkese saygı ve sevgilerimizi iletirken gelen misafir arkadaşlarıma da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Saz arkadaşlarıma, bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve sen siye gel bakayım evladım. Derdimi kimlere desem, başım alıp nereye gitsem, ah derdimi kimlere desem, başım alıp nereye gitsem. Bu dert beni öldürecek. Lan oğlum, senin yüzünden herkes beni kısa zannediyor. Bu geniş açı ya. Aynı Cano kimin? Cano da geldim bu kadar oluyorum. Bak eğil aşağı. Eğil aşağı eğil. Sen. Kaldır kafanı yukarı. Oğlum sen eğil. Ha bak nasıl uzadım şimdi. Göreyim oradan. Eğilin çocuklar eğil. Bak uzadım. Kafanı kaldır. Kafanı kaldır kameranın ha. Bak uzadım. İncelim ve narin oldum. Vah vah ölü. Bitmedi mi ya? Vah!